zaten sade ve sadece geçiyordum buralardan. Geçiyordum buralardan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kıymetli seyircilerim, ATV ekranlarına Esra Eroğlu programına hoş geldiniz. Yine kalabalık bir seyirci grubumuz var. Ama ekranın başında da bizleri izleyen binlerce insan var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün stüdyoda bir grup olarak mı geldik, bağımsız mı? Diğerleri. Hangi grup? Sakarya grubu gelmiş. Sakarya grubunu bir görebilir miyim? Oo, şahanesiniz, şu bölgede de var. Sakarya grubu, bir de İzmit grubumuz var. Şöyle bir bilgi geldi, doğru mu? 7 muhtar adayı varmış. 7'si de hanımefendi, 7'si de kadın. Helal olsun. Hızlı bir şey isteyeceğim. İlk muhtar adayımızdan hemen adını soyadını öğrenebilir miyim? İlk muhtar adayımız kim? Buyurun, sizle başlayalım. Öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzmit'ten. Hayır, Sakarya'dan. Erenler, Tabakhane Mahallesi muhtar adayım. Adım Sevgi Arabacı. Değişim ve gelişim mahalleden başlar diyoruz. O yüzden mahallelerimizde kadın muhtarlarımızın çoğalmasını çok istiyoruz. Peki. Evet. Biliyorsunuz Esra Hanım, her kız çocuğu için kadın muhtarlar bir rol oynar. Rol modeldir. O yüzden kadın muhtarlarımızı çoğaltacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ve şu anda 7 muhtar adayının, kadın muhtar adayının stüdyoda olması çok kıymetli. Hemen ikinci kişiye verelim. Herkese söz verebileyim ki ona göre zamanı da yöneteyim. Hoş geldiniz. Siz nereden adaysınız? Esra Hanım, çok seviyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Sakarya'dan geliyorum. Hacıoğlu'ndan katılıyorum. Hacıoğlu kadın muhtar adayıyım. Bravo. Hacıoğlu'na selamını getirdim size. Ben de sevgiler gönderiyorum. Sağ olun. Hemen diğer muhtar adayımıza geçelim. Adınızı... Nazan Karaman, Sakarya Serdivan Yazlık Mahallesi muhtar adayıyım. Değişim için varız, biz de burada varız diyoruz. Ve bütün Yazlık Mahallesi adına herkesin selamlarını getirdim size. İnanamıyorum. İzmit kadınlara emanet bu durumda. Hemen diğer dördüncü muhtar adayımız. Esra Özben, Sakarya'dan katılıyorum. 15 Temmuz Camili Mahallesi muhtar adayıyım. Herkesin desteğini kaç bekliyoruz. Kaç yaşındasınız? 38. Helal olsun vallahi. Yani böyle bir girişimde bulmanız şahane. Sizi tanıyalım. Nagihan Bayram, Sakarya Yeşiltepe Mahallesi muhtar adayıyım. Sizleri çok seviyoruz. Kararlıyız. Hanım muhtarlar olarak geliyoruz inşallah. Vallahi Türkiye'yi kadın muhtarlar yönetecek, söyleyeyim. Çok güzel. Ben Ayşe Filiz'im. Hoş geldiniz. İzmit, Ali Kahya Yuva Makarca Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayım. Güvenerek hizmet yapmak istiyorum. Kendime güvendim. Başarılı olacağıma, hizmet vereceğime inanıyorum. Hoş geldiniz. Ben de İzmit'ten katılıyorum. Zabıtan Mahallesi muhtar adayı Aysun Gülveren Beyazıt. Biz de mahallemizdeki oturan vatandaşlara hizmet etmek için böyle bir yola girdik. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Vallahi hepinizin hayırlı olur ama şimdi çok enteresan bir şey başladı programda. Seyircilerimiz Türkiye'nin dört bir tarafından otobüslerle, turlarla geliyorlar. O kadar kıymetli ki. Fakat sonra kadın muhtar adaylarının programa gelmesi bambaşka bir alan oluşturdu. Şimdi sizin 7 kadın muhtar adayının burada toplanarak, organize olarak burada olması çok kıymetli. Yolunuz açık olsun. Sonuçları bekliyorum. Lütfen o müjdeleri bizimle paylaşın. Her zaman kadın gücünün, kadın emeğinin de arkasındayım. Buyurun. Hacıoğlu'ndan geliyorum. Heyecanlandım, çok heyecanlandım. Kusura bakmayın, sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de başarılar diliyorum. Hediyelerin hepsini reklam arasında alacağım. Fotoğraf çekimlerini reklam arasında yapacağız. Vallahi hem İzmit hem Sakarya, hepiniz çok şanslısınız. İnşallah hayırlı sonuçlar alır. Gerçekten yani cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama kadının bakış açısı, kadının dünyası, kadının zenginliğinin bulunduğu her yere başka bir bereket ve zenginlik kattığına o kadar çok inanıyorum ki sizin için her şey ve bölgeniz için de iyi olacaktır. Yolunuz açık olsun. Sevgili seyirciler, Esra Eroğlu programına başlıyoruz. İlk konuğum Mustafa Akdoğan ve annesi Songül Akdoğan geliyor, kayıp olan eşini aramak üzere geldi. Mustafa Bey, yanında annesi de var. O eşini arıyor, kayınvalide de artık sürekli kaçan gelininden bıkmış. Oğluna boşan diye baskı yapıyor. Ah,
Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Buyurun lütfen. Denizli Çivril'den katılıyor Mustafa evet. Akdoğan programa. Zeynep Akdoğan'la 5,5 yıllık bir evliliği evet. var. Bu evlilikten dünyaya gelmiş 5 ve 2 yaşlarında 2 tane de evladınız var, Allah bağışlasın. Ve eşiniz 28 Aralık günü siz çocuğunuzu okula götürdüğünüzde evet. Annenizle beraber yaşıyormuşsunuz evet. herhalde. Evet. Evet, aynen. Siz de İstanbul'dasınız. Kızımın yanına geldiğim. Kızınızın yanına geldiniz. Siz çocuğu okula bırakayım aman eksik yedik alayım deyip eve döndüğünüzde bir bakıyorsunuz ki hayat arkadaşınız ortada yok. Aynen. Anahtarı kapıya takıyor. Gitmiş. Kimi çağırıyor çağırıyor. Oradan. Beyefendi geliyor kendi evi gibi. Beyefendi olduğunu nereden biliyorsunuz? Beyefendi tahmin ediyoruz yani. Hı hı. Çünkü. Mindirip gidiyorlar bunlar gidiyor garaja her tarafa soruyor gitmiyor otobüslerine. Yani bir yer kesilmiyor yani. Bir otobüs yolculuğu yapmış olsaydı zaten belli olurdu. Bilgi gelirdi ama demek evet. ki özel bir araçla evet. gittiğini taksi duraklarından da gitmediydi yani araştırdım. Özel geliyor alıp gidiyorlar. Birisi gidiyor yani. Kaçıncı kaçışı eşin? Dördüncü bir bu. Bir kere annesinde, üç kere de benim yanımda gitti, dört. Bu dördüncü kaçış. Dördüncü. Evet. Siz çok da uzun yıllardır evli bir çift değilsiniz aslında. Dört tanesi de kaçmış. Hı hı. İlk kaçış bebek 3 aylıkken. Evet. Aynen. İkinci çocuğunuz aslında yeni doğmuş. Yeni doğdu, emiyordu. Yeni doğdu. Hı hı. Emdiği halde kodu gitti. Nereye gitti? Var bunun işi arkasında birileri. İkinci kaçtığında Halil diye birisine kaçmış. İşte yanında biraz ziynetleri, 250 bin lira ziynetleri alıp gidiyor. Hı. İşte 20 gün bir ay ne kadar duruyorlarsa duruyorlar işte. Ondan sonra ne yapıyorsa... Bunu dövdü mü bilmem ne yaptıysa bilmiyorum işte. Deniz'de biraz kadınsının evinde kalmış. O bir iki günün içinde. Hastanede kalmış. Hastanede yatmış. Üç gün beş gün dövdü mü onu ne yaptıysa yani bilmiyoruz. Yani büyük ihtimal ağır bir şiddete maruz kaldı herhalde belki de. Herhalde %100 bilmiyoruz işte. Bizim duyduğumuza göre Leyla diye bir kadının yanında da kalmış, kalıyormuş yani. Mustafa sizi biraz bezgin gördüm. Hani mesela artık. Buraya gelenler hani eşleri ilk kez karşında bir şüphe duyuyorlar, panik içerisindeler ama sizde böyle beden dilinizde şöyle bir şey var. Hani pes etmiş, vazgeçmiş. Hani artık çıksın ortaya çünkü da. Çünkü dayanacak gücüm kalmadı. Bıktık. Burada gelsin. Kızım imzasını o sahadan ser. İki çocuğun var. Yuvanı yıkma, yuvanı yıkma. Evet. Telefonlardan bıktım. Siz sürekli bir gelininizin telefonla iletişim başkalarıyla konuştuğunu, işte sosyal medyada vakit geçirdiğine şahit oluyor muydunuz? Çünkü aynı evdesiniz. Gece yakaladım kaç kere. Gece yakaladım. Bu çalışırken. Hı-hı. İlk zamanlar ne diyordu size peki? Bu saatte dedim saat 3. Gece 3. 2:30. Kiminle konuşuyorsun? Ananla mı konuşuyorsun? Hayır. Kocanla mı konuşuyorsun? Teyzenle mi konuşuyorsun? Hayır. Kocanla mı konuşuyorsun? Hayır. Kiminle konuşursun? Seslenmiyor. Kızım iki çocuğun var. Hı hı. Yuvanı yıkma. Bunu peki oğluna söyledin mi? Oğlum da yakaladı. Ben de yakaladım. Hayır, ben yakalamayı değil. Söyledim. Yani onu mesela gece o telefonla görüşmesini evet. Gördüğünde bazı anneler şunu yapıyorlar. Aman ben bunun üzerine örteyim de oğlana söylemeyeyim yuvası bir yıkılmasın. Bir sene yalvardım ikisine. İkisinin işe kahvaltıda yıkman yuvanızı yıkman yuvanızı diye. Bir sene. Ne kadar hatalı olursa olsun bir şekilde bu yuva ayakta kalsın. Peki eşin... Çok uğraştım. Mustafa size soruyorum. Efendim? Eşin her gidişinde çocukları yanına alıyor muydu, çocukları terk edip mi gidiyordu? Terk edip gitti. Bu son gidişinde 28 Aralık'taki gidişinde... Aynen, aynen. Kızı ben yanımda getirdim. Kız buradaydı. Zaten kız annesini bilmiyor şu anda. 3 aylık erken... Beni anne biliyor. Annesi olarak... Size anne mi diyor? Bana anne evet. diyor. Ama siz barışmışsınız. Ama bir geldi, şey yaptı, yine düş etmedi. Ki durmuyor. Bir ay durup gidiyor, annesi 15 gün. Kaldı yani çok. Şu an 2 yaşındaki çocuk, bir kere 3 aylıkta anladığım kadar uzun bir süre yoktu. Sonra tekrar geldiğinde evet. çocuk, yani küçük çocuk anneyle sağlam iyi bir ilişki, iletişim kuramıyor. Aynen. Bizde evet. çok durmadı o. Anne sigilde durdu da, hı-hı. büyük olan götürüyorduk, hı-hı. gösterip geliyorduk. Haftada cumartesi pazar günleri okullar tatilde. 2 gün kalıyordu. Kusura bakmayın, ya. Şunu da anlamıyorum. Diyorsunuz ya, ya genel kanı şudur. Ya çocukları olduğu için boşalmıyoruz. Ya şimdi çocukları olduğu için bu lafı kullanırsanız ama bir anne işte ekonomik sebep vardır. Eşler birbirine anlaşamıyordur ama iyi bir annedir. Şimdi ortada anlamadığım benim çocuk doğduğu andan beri hiç annelik yapmayan
bir eş var. Evet. Ama bu kadın da ta ki evi terk edinceye kadar da boşanmayan bir eş var. Dört kez ya bak, bir, iki, üç, dört kez terk edilmiş. Yani Zeynep sizi terk etmeseydi evlilik devam edecek miydi? Ve bunun adına da çocuklar için devam etsin mi olacaktı? Etmez çok... ablam. Ben bak, bu çok tehlikeli anneciğim. Bizim evet yuvalar yıkılmasın, çocuklar ailede büyüsün. Ama evet, bir çocuk da babaanneyi anne biliyorsa çok tehlikeli. Dört, yani kısa süreli bir evlilik, dört kez bir kaçma var. Ortada iki tane de çocuk var. Evet, görüntüde bir aile hayatı var sevgili seyirciler ama aileyi aile yapan hani değerlerin ve yaşantının hepsi noksan. Evet. Ama yine de işte o çocuklar annesiz büyümesin cümlesi. Yani hepimizde aslında bir nevi bir alışkanlık. Zeynep'in annesi telefon attığında bu son kaçıştan sonra Zeynep ailesinin yanına gitti mi? Hı-hı. Hayır. Ailesiyle görüştü mü? Hiç devemi sakladılar. Dün gelirken annesi telefon açmış. Sizin programa çıkacağınızı evet, duyduğu dakikada iletişim kurdu. Evet. Konuşmadıklarını ki Allah'ını kendileri biliyor. Bir tek dün aradı annesi akşam üstü. Ama ben seziyordum konuştuklarını. Peki nerede olduğunu biliyor kızının. Biliyor. Hatice Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba. Eğer hoparlör açıksa merhaba, hoparlörü kapatın. Telefondan konuşun benimle lütfen. Kızınız Zeynep Akdoğan nerede? Biliyor musunuz? Kızım sadece Denizli'yim diye söylüyor. Orasını biliyorum. Yani başka bir bilgim yok. Yani ben de kötü durumda mı, iyi durumda mı orasından emin değilim yani. 28 Aralık tarihinden bugüne kadar, bugün 29 Şubat. Bu tarihe kadar hiçbir şekilde kızınızla yüz yüze görüşmediniz mi? Hayır. Sadece engelliyor. Telefonlarım engelli. Hı hı. Ne zaman size anne ben Denizli'deyim dedi, bu bilgiyi verdi? Yani engelli olduğu için telefonlarım, ben mesaj atıyorum ona. Mesaj attıkça görünüyor ya görüntüleri. Ara kızım ne olursun, ben sağlığından endişeliyim diye. Hı hı. Peki siz de mi... Diyor ki, buyurun. Anne ben iyiyim. Ben şirketinde çalışıyorum. Hı hı. Benden korkma diyor. Ben kötü yollara düşmem. Emin ol diyor. Ben güvendeyim. Ondan sonra 5 dakika konuşuyor. Yine telefonumu engelliyor. Ben güvendeyim. Beni merak etme ama sen istediğin zaman değil. Ben istediğim zaman seninle iletişim kurarım. Onun dışında benimle görüşemezsin. Ben Denizli'deyim diyor. Şimdi siz Denizli Çivril'desiniz. Evet. Siz hangi bölgede, hangi ilde yaşıyorsunuz? Emirhisar kasabasında. Denizli Çivril, Emir... Yani hepiniz Denizli'desiniz yani. Evet, yakınız. Yani bu kadın Denizli'deyse kalkıp bir minibüsle, bir otobüsle sizin evinize gelebilmesi mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Çalışıyorsa izin günü var mı? Var. O tatil gününü insan kimle geçirmek ister? Ailesiyle geçirmek ister. Yalan. Onları ne bileyim ziyaret eder. Bu süre içerisinde çocuklarını görür. Aynen. Sen diyorsun ki ne 28 Aralık 2023'ten aynen, beri çocuklarını gördü. Aynen. Ne siz de diyorsunuz ki ne bizi gördü. Evet. Bu Leyla isimli kadın kim olabilir? Size böyle bir bilgi verdi mi? Önce benmiş. Vallahi öyle bir bilgi vermedi şimdi. Yani ben de endişeleniyorum onun kötü durumlarda olup olmadığından, nasıl durum neyse olduğundan endişeleniyorum. Şimdi şunu soracağım. Anne ben çalışıyorum, beni merak etme. Ne iş yapıyorsun kızım? Eminim bu soruyu yönelttiniz. Evet söyledim. Temizlik şirketinde çalışıyorum dedi. Hı hı. Başka bir kelime söylemedi. Peki siz kızınızın gerçekten bir temizlik şirketinde çalıştığına inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Nerede çalışıyor olabilir? Ya da bilmiyorum, ne yapıyor olabilir? Her gün endişe içerisinde, korku içerisindeyim. Ne? Çetenin elinde. Bir çete elinde. Bu çete ne çetesi? Evet. Ben öyle şu çetenin elinde biliyorum. Ya ne çetesi bu? Ya fuhuş da olabilir. İnsanın ne bileyim. Satan çetenin. Şimdi bak önemli bir iddia, bunu söyleyeceğim. Evet önemli. Zeynep olabilir bir yani. Tamam. Duyduk yani. Efendim? Duyuşumuz var böyle. Bir fuhuş çetesinin elinde olduğuna dair bir birine duyumunuz var. Birine satmışlar yani. İnşallah olmasa o da. O kasap bana sattılar demiş. Adını vermiyor. Kasap kim? Şimdi Leyla diye biri var. Adını, söyle. Gültekin kasap. Görümcem'in amcasının kızına öyle demiş. Görümcem telefonu açmış. Beyime. Babama öyle telefonu açmış. Cümleyi söyler misiniz? Bu bilgi size geldi. Gültekin kasap. Tamam. Kasabın oğlan bana demiş böyle böyle Zeynep siz kimin gelini oluyor demiş. Bana sattılar demiş. Para karşılığı bana sattılar. Evet. Bu sebeple de kızınızın
Yani siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Kızınızın bir çetenin, yani bir fuhuş çetesinin elinde olduğuna dair bir duyumunuz... Ben demedim bunu onlara. Bilginiz, bir korkunuz var mı? Söyledim bunu, demedim hepsine. Korkuyorum. Yani yaşı küçük. Kaç yaşında Zeynep? 26. 26 yaşında. Kızınıza buradan çağrıda bulunur musunuz? Bulun, arasınız çok için. Çok istiyorum. Demir başlarsın. Şimdi bu annenin de suçu günahı yok ki. Onun yok. Yani ben bak senin de gözün doldu. Bak sen de üzülüyorsun. Çok. Ben diyorum ki benim evimden gelip de karısı değil, eşi değil, dostu da nasıl bir erkek alabilir? Yarın benim çocuklarımla alıp gitmeyecekler ne bileyim. Bu bir erkek, benim, bir grubun içerisinde evet, kullanıldığını ve mağdur edildiğini evet, iddiyorsanız bu çok önemli bir şey. Evet, önemli. Ve insan 28 Aralık'tan beri hiç kimseyi görmüyorsa, iletişim kurmuyorsa, telefonunu kapatıyorsa... Evet. Yani bunu kendi mi yönetiyor yoksa birilerin bu kararı yönetiyor? İşte biz de ondan şey yapıyoruz yani. Daha önceki kaçmalarıyla bağlantısı olabilir mi? Bağlantısı var. Yani her seferinde aslında var, aynı yere gidiyor. Var, aynı. Olabilir. Benim ablamın oğlu... Denizli Odak'ta hemşire bir arkasını aramış, bize telefon açtı. Teyze dedi, ben dedi böyle böyle şey yaptın, bir binanın dedi yanında bir yer ev var dedi, ora girdi gitti dedi. Gelmek istiyorsanız dedi, hı hı. Osman ikinci kaçışında. Hı hı. Ben dedi yerini öğrendim dedi. Hı hı. Halil adlı bir kişiye kaçtığını söylüyorsunuz. Evet. Sonuna. İkinci evet, kaçışında oraya gitti. Ama kuaförden o... Halil'e kaçıyor. Yani o birkaç, yani geçen yıl 2022 yılında falan olan evet, bir olay. Hatice Hanım. Evet. Tekrar sormak istiyorum. Hani sosyal medyadan birine aşık oldu, bir rüzgarın peşine takılıp mı gitti? Yoksa kızınız gerçekten size göre tehlikede mi? Bana hiçbir kelime söylemez diyorum konulardan yani. Yani ben tehlikede olduğunu düşünüyorum. Tehlikede olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi ekip arkadaşlarım bir bilgi paylaşıyor. Kızınız sizi aradığında anne ben Denizli'deyim bir tekstil işinde çalışıyorum demişti. Esra Hanım ben ama anasını... gelen ihbarlar da Zeynep Akdoğan'ın Aydın civarında, Aydın bölgesinde olduğu, orada görüldüğü yönünde bilgiler var. Bakın bu da çok önemli çünkü Denizli'de olsa tekstil işinde çalışıyorsun. Pazar gününün tatil. Bir hafta gider çocuğunu görürsün, bir hafta anneni görürsün. Gelirsin Mustafa bak artık yapamıyoruz seninle bir boşanalım dersin. Yerin yurdun belli olur. Evin barkın belli olur. Bir düzenin vardır. Maaşını alırsın. Aldığın maaşla çocuklara ne bileyim bir şeker alırsın. İki eğlence bir oyuncak alır getirirsin. Evet. Ama bu kadar kaçarak yaşaman... Aklında hiç yok çocukla. Hiç aklında çocukla yok. Annelik diye bir şey yok. Sevgi yok. Hiç annelik yok muydu? Yok. Yok. Geldin de... o zaman Mustafa evliydin? Anne desen ya, anne değil. Bak, çocuk ya biz var ya... O olan çocuğunun hatırı için bir sene inanır mısın her gün gece ağladı kalktı ağladı. Her gün annem diye ağladı. Ha, aslında, onun için dayanamadım. Affedilecek anladım, bu konular aslında evet, affedilmez. Bu dinimizde çocuğa de dayanamadım ben yok, çocuğa. Ha, dinimizde de yeri bak kaldı, babaanne anneme ne gün gideceğiz? Babaanne annem ne gün gelecek? İşte her gün. Elini kolunu bağlayan o taraf. İşte yani bizi bağlayan o. Bu çocuğun bu... ciğerimi yakan o. Şeyleri bunları düşünmesin aman annesi de en azından evet, göz önünde olsun diye aynen, siz bir şekilde sabır gösterdiniz. Aynen öyle. O yüzden sende bir bıkmışlık var. Aynen öyle. Ablam ben bu çocuğu buraya kızımın yanına getirdim çocuk bakmaya. Hı-hı. Bu kızı benim yaşım 60. Getirmin. Annesinin yanına koymaz mın? Benim de işeyim. Ben 60 yaşındayım. Nerede çalgı orada galgı olmam lazım. Alırın abdestimi kılırın namazımı. Her gün benim orada... Umre'ne mi gidiyorsun, geziye mi gidiyorsun, mukabeleye mi gidiyorsun? Ama ben o çocuğu aldım, buraya getim. Neden? Çocuk anne, annem gelsin, babaanne, annem gelsin, geldi. Getir, geliyorsun, gidiyorsun mahsus. Çocuğu bu götürüyor, annen, annen diye. Çocuğu bunlara dönmüyor, arkasını dönüp de yatıyor divana. İlgilenmiyor hiç. Bizde yemek yok, bizde bir şey yok. Giriyor odaya, devamlı telefonla oynuyor, yatıyor. Siz evlenirken ailesi bir takım uyarılarda bulundu mu sana? Hiç bir şey söylemediler. Sadece benim bildiğim bir yere kaç dediler. Oradan geldi zor kurtul dediler. Bildiğim o. Eğer ki bana önceden de böyle 3-4 yere gittiğimde ben almazdık. Şu notlarımda var da şöyle bir bilgi. Ailesi evlenirken aman Mustafa hani sen Zeynep'le yaşayacaksan başınıza bir büyük olsun. Aynen bir yere kalsın diye annem bile çok yanınıza koyun
güdün gözledin dediler aynen bize. Ha, bu çok garip. Normalde şunu söylerler. Bak evet, bizim kız şimdi kayınvalide bir yere kadar yaşı ama kayınvalideyle yaşamaz. Evet. Yaşı küçük dediler. Aynen. Bize 20 yaşında huyları böyle olduğunu söyleselerdi. Yani öğret dediler bana. Bir şey bilmiyor. Hem hı, öğret hem ama her ikimizin de ikinci evliliği. Evet. Yani senin Zeynep'le yaptığın evlilik ikinci evliliği. Yine doğru dürüst Zeynep'in bilmez de ikinci evliliği. İkinizin de ilk evliliklerden çocuğu yok. Yani daha önce evlilik deneyimi yaşamış olan biriydi. Doğru dürüst bir şey bilmez ki. Hatice Hanım. Evet. Kardeşleri var mı Zeynep'in? Abisi var. Abici. Abisi var. Yani hani abiden korkar mı? Abiyle iletişim kurar mı? Hayır, iletişim kurmaz. Abiden korkar. Korkar. Evet. Aslında Zeynep bir boşanma davası açmış Eylül ayında. Evet. Kendi geçti. Sonra vazgeçti. Yemin ettim ben bir daha yapmayacağım, bir daha yapmayacağım gitmeyeceğim dedi. Diye. İşte annem İstanbul'a ama gelince. Ama boşanmayı açan o niye vazgeçti boşanmaktan? Eylül'de açıyor. Ekim, Kasım, Aralık. Aralığın sonunda üç ay sonra yine tekrar, üç ay sonra tekrar kaçıyor. Yani ben ya, bu mantıklı değil çetenin yani elinde bu çetenin. Onlar bir ne derse o ne diyor. O zaman Aydın'daki seyircilerimize bir çağrıda bulunalım sevgili seyirciler. Zeynep Akdoğan'ın fotoğrafı da ekranda, eşi ve telefon hattında da annesi Hatice Hanım var. Herkes Zeynep'i arıyor. Zeynep 28 Aralık tarihinde iki çocuğunu, biri 5 ve diğeri de 2 yaşında olan iki çocuğunu bırakarak kayıplara karışıyor. Gelen bilgilerde Aydın'da olduğu yönünde önemli ihbarlar var. İddia edildiği gibi Zeynep bir fuhuş çetesinin elinde mi, başına başka bir şey mi geldi, mağdur mu ediliyor? Yoksa sosyal medyadan birini bulup onun yanına mı kaçtı? Tüm bu soruların cevabını da arayacağız. Eşi burada, onu bulup Allah nasip eder bulur ve buraya getirirsem tek isteğim bu evliliği bitirmek mi? Evet. Aynen. Tamam, siz daha önce çünkü hızlı cevap verdiniz. Çünkü omuzlarımda dayanacak güç kalmadı Esra'nın. Kalmadı. Kalmadı çünkü yeter. Ben daha anasından daha çok konuşuyordum ondan. Şimdi ben bak. Bu ayrıldı boşandı dedi. Kızım, hı hı, buna bir ay mı deyin, ben iki ay deyin. Telefon geldi buna. Ben dedim o taraftan telefon gelirse benim haberim olsun önce. O taraf kim? Boşandığı, ayrıldığı yerden. Kaçıp gitti kişiden. Geldi. Gelmiş söyledi. Hepimiz araya geldik. Senin yuvanı yıkacaksın demişler buna. Ah, ah. Bunun telefon geleni çok ama bize yarısını açıkladıysa yarısını açıklamadı. Vallahi Esra Hanım, benim çocuğumun, oğlan çocuğumun başına geçen sene bir olay geldi mesela. Bir ne ay, geldi? Adnan Menes Üniversitesi'nde doğdu. Aydın'a girecek. Hı. Şimdi hastanede yatarken mesela Adnan Menes Üniversitesi'nin yanına geliyordu. Birkaç kere uyardım. Telefonu şey diyordu. Telefon gelmiş buna. Ona. Ben oradaki doktorlara dedim ki benim iznim hariç annesi de dahi olsa uyumayın. Tehdit etmiş onları hatta. Uymazsanız benim çocuğum yanına ben polise savcıya bildireceğim demiş. Hatta ben dedim ki niye kim istersen Cumhurbaşkanı bildirsin. Tüm şey dedim. Ben dedim yetki ben de iki çocuğa iş olarak babadadır. Mazot kaçtı çocuğa. Mazot mu içti? Evet. İçmedi de kaçtı ciğerine. Ya koklar gibi yapmış. Orada yattı. Bir tedavi gördü. Yoğun bakımda tedavi yattı. Ay. Anne orada var mıydı? Yoktu. Hayır. Yoktu. Anne o anladım, duyduktan sonra geldi. Sonra o geldi. Arada ben telefonunu yakaladım. Ondan sonra telefonda işte bu Halil diye kişinin şeylerini yakaladım. Bir de Yusuf diye kişinin yazışmaları vardı. Yusuf yani sadece bir kişiden değil birden değil fazla kişiden bahsediyorsun. Çok, orada çok bireysel kaçış var. Burada evet. Leyla isimli kişi o dediğiniz bir çetede çalışan ve bunu yanına çeken kişi mi? Evet. Yoksa o gittiği i̇şte kişileri işte ayarlayan kişi mi? İşte bilmiyorum. Bunların kimler, hepsini her nedir gün yani teker teker gelen bilgilerde öğreneceğiz. Aydınlı seyircilerimiz lütfen ihbarlarınızı bizden esirgemeyin. Bu bilgiler önemli. Zeynep'le kocasını bir araya getirsek bir boşanmayı gerçekleştiririz. Bir de Zeynep mağdur ediliyorsa belki de bunun önüne geçebiliriz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Şimdi size hoş söz vereceğim abla ama öncesinde Ozan Arapoğlu konusunu izlediniz mi dün? Ozan'ın hikayesini izlediniz mi? Şimdi Ozan'ı davet ediyorum stüdyoya. Buyursunlar. Merhaba abla. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler abla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ozan. Buyur abla. Köklerimi arıyorum diyerek programa geldi. Yalnız biz onun köklerini ararken yemin ederim sarmaşık ağacına bulandık gibi oldu birazcık değil mi? Aynen abla. Ozan gerçekte kaç kardeş? Kaç kardeşi var? Bilmediği daha kardeşi çıktı mı?
tüm bu soruların cevabını alacağız. Anne ikbali ile ilgili önemli gelişmeler var, bilgiler var. Onları aktaracağız sevgili seyirciler. Ama öncesinde Konya, Beyşehir'den kapımızı çalan Mehmet Tuncay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Siz evladınız Ali Osman Tuncay için programa başvuruda bulunmuşsunuz. Oğlunuz 30 yaşında. Normalde inşaat işçisi. Evet. Sizinle Antalya'da inşaat işinde çalışırken, babacığım ben İstanbul'a gidiyorum, orada bir işte gece kulübünde, bir barda, bir yerde komilik yapacağım. Evet abla. Diyor, İstanbul'a geliyor ve sonra onunla tüm iletişiminiz kopuyor. Kaç ay oldu çocuğunuzun sesini duymayalı, onu görmeyeli? 2,5 ay abla. 2,5 ay ben ne sesini duyuyorum ne bir şey yapabiliyorum yani. Telefonu yok mu? Telefon ulaşılmıyor abla. Kapatmış mı telefonu tamamen? Evet, tamamen kapatmış. Ulaşamıyorum yani. Büyük bir de bir çocuk Ali Osman. Yani 30 yaşında. Sizin için bu durum anormal mi Mehmet amca? Anormal değil tamam abla da. Yani bunun ben kendimde bir şey olacak diye korkuyorum. Yani bana mesela biri telefonu açmış arkadaşına, kapat lan telefonu, tamam mı? Ondan çok korkuyorum abla yani, bir şey oldu diye yani. Bir arkadaşıyla konuşuyor oğlun Ali Osman. Evet. Arkadaki biri mi diyor kapat telefonu diye? Evet abla, kapat telefonu diyor. Ondan sonra bir daha da haber alamadık abla. Peki geldikten sonra babacığım merak etmeyin, iyiyim, paramı kazanıyorum, yatacak yer buldum, keyfim yerinde, burada arkadaşlar da var, işi... Hiç bu şekilde halini saatini sormak için hiç aramadı mı? Hiç aramadı abla, kesinlikle. Ne gelmiş olabilir oğlunuzun başına? Valla tam olarak hiç bilmiyorum abla yani, ben kötü de düşünüyorum yani. Kötü? Her şey olabilir abla yani. Umudum yok yani, bilmiyorum. Sizin bulmanızı istiyorum abla, ben size güveniyorum yani, sonuna kadar. Yani ölmüş olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Bunu size düşündüren ne? Valla orada kapat değişini düşünüyorum abla. Orada kapat lan telefonu, o benim çok aklıma takılıyor abla. Bir belaya bulaştı. Evet. Sizinle çalışırken yani annesiyle sizinle ilişkisi, arkadaşlığı, evlatlığı nasıldı? Valla annesi özürlü abla, onunla konuşamaz kesinlikle. Yani konuşacak bir şekilde değil özürlü olduğu için. Ama kardeşlerle veya arkadaşına bir haber verebilirdi. Ben buradayım veya çalışıyorum diyebilirdi. Ama niye demedi onu da bilmiyorum abla. Siz Antalya'da baba oğul çalışıyordunuz evet, aslında. Evet, beraber çalışıyorduk abla, beraber çalışıyorduk. Sizinle bir zıtlaşması, anlaşamama gibi bir durumu var mı? Yok abla, 5-6 milyon para verdim ben buna. K hesabını kestirdim. Baba İstanbul'a gideceğim dedi. O kadar yalvardım. Oğlum gitme. İstanbul büyük şeye bak. Seni harcarlar dedim. Yok baba gideceğim dedi. Ondan sonra gitti. Bir ay sonra beni aradı. Baba telefonum kırıldı dedi. Ben haberin olsun dedi. Tamam dedim. Ondan sonra arkadaşını açmış, aramış işte abla. Ondan sonra arkadan da biri demiş kapat lan telefonu demiş. Ondan sonra ben düşünüyorum ki kötü bir şeyler düşünüyorum. Ondan yani abla. Kardeşinin telefonu var değil mi? Var. Kardeşleri var. Var, var. Şimdi hani artık sadece telefonla iletişim kurmuyoruz biliyorsunuz. İşte WhatsApp'tan yazışabiliyoruz. Evet. Instagram'dan, diğer uygulamalardan. Hani bir şekilde bu gibi uygulamaların içerisinde var mı oğlunuz? Oralar hiç video koymuş mu? Son dönemde gören olmuş mu? Yok, hiçbirine cevap vermemiş abla. Hiçbirine. Var mıydı, böyle kullanır mıydı tabii, sosyal medyayı? WhatsApp devamı kullanırdı abla. Devamı, telefonsuz devamı. Mesela böyle TikTok vesaire, onları kullanır mıydı? Evet, kullanırdı ablam. Ama son bir aydır, iki aydır hiçbir şekilde... 2,5 aydır hiç kullanmamış abla. 2,5 aydır sosyal medya hesabına girmiyor. Hayır ablam. Oralara video yüklemiyor sizin iddianız. Yok, kesinlikle. Şimdi gerçekten de şimdi eskiden şeyden de telefonda arıyorsun, ulaşamıyorsun. İnsan bir telaş oluyordu ama şimdi diyorsun ki bir bakayım ne yapıyor diyorsun. Sosyal medyaya giriyorsun, aa çok iyiymiş bak dün bir fotoğraf koymuş. Oğlunuz 2,5 aydır kendine dair hiçbir izine rastlayamadınız. Yok ablam. Ali Osman Tuncay'ı arıyoruz. İstanbul'da çalışmak üzere geldiğini söylüyor. 2,5 aydır ailesiyle, sevdikleriyle hiçbir iletişim kurmuyor. Sosyal medyada paylaşım yapmadığını iddia ediyor. Baba Mehmet Tuncay, Konya Beyşehir'den geldi. Buradan oğlunuza seslenin Mehmet abi. Valla oğlum, seni bulana kadar buradayım. Yani seni bulmadan da burada gitmeyeceğim, yatacağım burada. İnşallah ablam da onu bulacak. Elimden geleni yaparım Mehmet Bey. Efendim? Elimden geleni yaparım, yapmaz mıyım? Yani sana güveniyorum abla ben. Sen bulacağından eminim. Ben yani başka sana nasıl dua edeceğim bilmiyorum abla. İnşallah bir iyi haber gelsin de. Kesinlikle yani, güveniyorum ben sana. Yani zor durum yaşıyorum, çok zor abla, bildiğin gibi değil. Geldikten sonra o ilk bir ay konuşmuş ya kırılmadan önce telefonu. Siz sorduğunuzda nerede çalışıyorsun, nerede yatıyorsun, bir bilgi vermedi mi size? Hiç vermedi ablam.
çalıştığını. Yani bu da bir garip mesela. Baba 5000 lira para verdiniz. Geldi baba ya işte elektrik işinde çalışıyorum. Postanede çalışıyorum. Burada da kalıyorum baba. Yani onu anlatmaması da biraz sanki böyle küs mü ayrıldınız diye düşündüm. Yok, düzgün ayrıldık. O gazinoda yani mesela gazinoda çalışıyorum baba dedi. Komu olarak dedi. Hadi, oradan gazinoda... sonra zaten kapat lan telefonu arkadaşlar açıp da kapat lan telefonu deyince ben yani onu kötü olduğunu biliyorum yani. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Peki. Benim oğlumdan entegre ediyorum. Ben İstanbul'da işte bu hani gazino diyorsunuz, müzik hall neredeyse tüm seyircilerimize çağrıda bulunalım. Baba burada. Baba artık kendini çaresiz hissediyor. Üzgün ve yorgun da hissediyor. Oğlu Ali Osman Tunca'yı arıyor. Bakın 30 yaşında bile olsa evlat evlattır. Bu arada Ali Osman'ın bir sosyal medya paylaşımı var. Ne zaman ait biliyor muyuz onu? Verelim görüntüyü. Bak canım kardeşim, ben sana kızıyor muyum? Yoğurdumu döktün, bahracımı deldin, beni tepe üstü yere attın. Ben de seni affediyorum. Gel bakayım öpeyim seni bir. Oh. Ayağına başmak yaraşır, başına yaşmak yaraşır. Havar havar can Hatice, gözler ceylan Hatice. Bakoy, makarana bakoy. No. Bakoy. Bakoy. Şimdi ekip arkadaşlarımdan bilgiyi de aldığımda 2,5 ay önce sosyal medya uygulamasında yapmış olduğu son paylaşımlar bunlar. Sonrasında hiçbir video yüklememiş, kendiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmamış. Yani gördüğüm kadarıyla da hani bu paylaşımları yaptığında mutlu, keyifli. Fakat sonra hiçbir şekilde yani izini kaybettirmiş olması enteresan Mehmet abi. Evet abla, aynen. Ben onu sen bu sebeple öldüğünü düşünüyorsun. Evet abla. Çünkü kendine ulaşamıyorum yani hayatta değil mi değil. Ben sana güveniyorum. Başka kimseye güvenecek dalım kalmadı. Ne polis, hepsine verdim. Polise verdim, cana hepsine verdim ama. Onlardan... Kayıp başvuruların da var. Evet ablam var. Çünkü sana güveniyorum. Senden başka kimse onu bulamaz abla. Ben de seyircilerime güveniyorum Mehmet abi. Gerçekten. Şimdi bak Ali Osman'ı tanıyan, onunla çalışmış olan biri varsa, yakın tarihli, onu gördüğünü söyleyecek olan kişilerin bilgileriyle biz gideriz nerelerde ne yaptı ne etti diye ama şu fotoğraf o kadar kıymetli ki sevgili seyirciler. İstanbul'da 2,5 ay önce çalışmak üzere gelen Ali Osman Tuncay'dan herhangi bir haber alınamıyor. Sosyal medya hesaplarında hiçbir paylaşım yok. Bu anormal bir durum. Çünkü hayatımızı artık neredeyse yediğimizi, içtiğimizi, gördüğümüzü ve her şeyi orada paylaşıyoruz. Orada paylaşımların olmaması bana biraz... garip geliyor. Tüm ailesiyle bir şekilde oradan iletişim kuruyordu ve sonrasında bu iletişim koptu. Evet abla. Bu gibi durumlar çok zor. Benim tek isteğim Ali Osman'ın hayatta da olduğuna dair o bilgiyi almak. Senden bunu bekliyorum zaten ablam. Senden bunu bekliyorum ben yani. Kız kardeşi var mıydı? Var, Emine kızak. Emine. Bazen böyle kardeşler arasında iyi diyaloglar olur. Hani sesini duymadan yapamaz, kendini habersiz bırakmaz. Bir hafta içinde arardı. Mutlaka bir arkadaşını mutlaka arardı. Ama mahalleden birini arardı. Çok sevdiği arkadaşları var abla. Bir haftayı geçmezdi yani kesinlikle yani. Ben bunu eminim gibi söylüyorum babası gibi siz yani. Siz normalde Konya Beyşehir'desiniz. Konya Beyşehir'deyim. Evet. Yani oradaki arkadaşları iletişimi kesti, ailesiyle iletişimi kesti. Hiç kimseyle konuşmuyor. Bir gazinoda çalıştığını ya da bir müzik holde çalıştığını ve komilik yaptığını söylüyorsunuz. Biz daha önce böyle bir konu aldığımızda da onlar da aile çocukların kayıp olduğunu düşünüyordu. Sonra biliyorsunuz ki bir inşaat şirketinin mutfağında bulmuştuk. İnşallah öyle bir bilgi gelir. İnşallah. Ya. Yani buradan biraz sizin bana konunuzu ona çok benzettim ben de. İnşallah gelir. Fotoğrafı ekranda Ali Osman Tuncay nerede? Şimdi siz 30 yaşındaki oğlunuzun peşindesiniz. Burada evet. 43 yaşında bir delikanlı var. Çok bazen böyle bu tezatlıklar programda yaşanıyor. Baba nasıl evladının arkasında değil mi? 2,5 aydır göremediği evladının arkasında. Aynen abla. Seni 40 yıl boyunca kimse yani rahmetli baban hariç. İşte şurada da burada da hata kimde? Ya benim bir babam var ve bunu annem biliyor. Beni elin adamına veriyor. Babama versene. Niye vermiyorsun ki? Adam zaten bana sahip çıkıyor. Sen gittikten sonra adam 30 sene beni yazık günah değil mi? Adam beni görmeden öldü. Belki acısından öldü. Ben de onu görmedim. Elini öpseydim. Bir helallik isteseydim.
Değil mi abla? Sen ne kadar katı bir insan. Annemsin, evet. Biyolojik anne, beni doğurmuşsun, 9 ay karnında taşımışsın. Eyvallah. Ama ondan sonrası yok. Ondan sonra benim için hiçbir şey yapmamışsın. Ve şu an benim gözümde ne biliyor musun abla o? Ciddi söylüyorum. Çocuk doğurmayı seven ama çocuklara bakmayı sevmeyen bir insan. Çocuk sevmeyen diyoruz biz. Aynen. Sana. Doğurmayı seviyor ama ya bakmayı sevmiyor. Ya da vicdan yoksunu diyebiliyoruz. Yani bizi diğer insanlardan ayıran en önemli o duygu, içimizdeki merhamet ve vicdan ya. O olmadığında yani evet bir insansınız ama maalesef ki daha canavarca, daha kendinizi düşünerek bencil bir hayat yaşıyorsunuz. Yani Mehmet amcayı karşında görünce ne hissettiğini merak ettim. Ya bak 30 yaşında oğlu var. Mehmet amca en az bir 60 yaşında. Adam Konya'dan kalkmış gelmiş burada oğlu için mücadele etti. Tamam bak benim babamla mücadele etti. Benim kimliğim her şeyim doğru olsaydı benim babam zaten beni bulacaktı. Yani burada ne babamın günahı var ne benim günahım var. Ama ben burada günahsız olarak annemi görüyordum. Babamı günahlı biliyordum. Ama işte yani nasıl bakıyorsan öyle görürsün. İşte her şey öyle çıkmıyor abla. Burada asıl günahlı olan benim annemmiş. Ve o Dursun denen şahısmış. Babamın hiç günahı yokmuş. Evet. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Amin. Baba 3 yaşından beri aslında oğlu Şaban'ını, Şaban ışığı. Çünkü Şaban doğduğunda Şaban'ın varlığını reddetmiyor. Tabii. Şaban'a kendi soyadını veriyor, nüfus kağıdını çıkarttırıyor. Diyor ki bu benim artık, bu benim evladım, bu benim oğlum. Hatta benim babamın adını taşıyacak. Dedemin ismini veriyor yani. Dedenin ismini sana veriyor. Böyle büyüyecek diyor. En büyük hayali ve umudu o. Fakat İkbal'e ve Dursun Sekman ve bu Leyla Kod adlı kişi ne yaptıysa yapıyor. Bu çocuğa yeni bir kimlik çıkartıyorlar. Hem de 3 yaşında Elazığ'da. Ona yeni bir isim veriyorlar, Ozan. Tek hatası ama en güzel hatası Araboğlu soyadını vermiş olması sana. Ve sonrasında Ozan hayatını sokaklarda sürdürüyor. Baba yıllarca evladını arıyor. Dursun Sekman bugün söz hakkını, cevap hakkını kullanacak, yayına bağlanacak. Çünkü 3 yaşında Leyla isimli kişi onu bana getirdi. Bir yezaneye getirdiler. Bu çocuğa bak dediler. Ben aldım bu çocuğa, baktım dedi ama aslında hiç ortada bir bakımdan bahsetmiyoruz. Bir bakıcılıktan bahsediyoruz. Kurtulması gereken bir çocuktan bahsediyoruz. Bugün 43 yaşındaki Ozan tüm gerçekleriyle yüzleşmeyi cesaret etti. O cesaretinin sonucunda da kendi bilgisine, kendi öyküsüne ulaştı. Biraz sonra konuşacağız. Önemli gelişmeler ve bilgiler var anne İkbal'e Arapoğlu ile ilgili. Diğer tarafta sevgili seyirciler, Erdeniz Bey programa katıldı. 18 Ağustos'tan beri kayıp olan eşimi arıyorum dedi. Kayıp olan eşi Güler Genç'i bulduk. Sağ ol. Sağ ol efendim. Eşiniz biraz sonra stüdyoda olacak. Evet. Görmeye hazır mısınız? Hazırım. Onun da sizinle ilgili çok önemli iddiaları var. Önce bir o kendisi bir konuşsun. Hı hı. Bakalım neler söyleyecek. Ne diyebilir acaba? Ne yapmışım ki bu kadarı? Peki, onun da sizinle ilgili böyle inanılmaz iddiaları var ama. İddialarında bulunsun. Bulunsun. Herkes evet. Özgür diyorsun. Özgür. Güler Genç nereye gitti? Gerçekten o taksici Ercan'ın yanına mı gitti? Bu soruların da cevabını öğreneceğiz. Hemen ardından Sevil ve Ramazan evliliğine bir şans daha verecek mi? Bu evlilik kurtulur mu yoksa boşanma kesinleşti mi? Diğer tarafta Yunus ve Aysu'nun son kararı nedir? Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Neden gözyaşlarına boğuldu? Hala kocasını seviyor mu? Evlilikteki tek sorun Sevil'in kılları mı? Yoksa huysuzluğu mu? Ben demiyorum dört dörtlük. Ben huysuzum. Çünkü bunlar yaptı. Benim bütün sinirlerim bozdu. Doğum tarihimi biliyor musun? Hangi yılda evlenmişiz? Hangi ayda evlenmişiz? Ne zaman bir evlendiniz? Bir tane dal çiçek bana alıp getirdin mi? Sen zaten çiçeği sevmediğini dile getirdin ki nasıl ben sana çiçek alayım o zaman? Ya seveyim sevmeyeyim. Kocası Ramazan çiçekle peşinden koştu, o kaçtı. Sevil kocasından ne istiyor? Yoksa sadece naz mı yapıyor? Benim kırılan kalbim
Çabuk yılçık mı kurtaracak? Asla benim yaram derin derin. Ben yalnızım yalnız. Ben hayatım sana dokunsa dokunmasını da sevmiyorsun. Hayır yapaydı da yadırgadım. Yapma yapma ben de unuttum. Çiçeği kabul eder misin? Sizin hatırınız için evet ama onun için. Sevil ve kocası barışacak mı? Karı kocanın büyük yüzleşmesi şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, Sakarya İzmit'ten gelen konuklarımız var. Şimdi onlar yerlerini alırken Erdeniz Bey dün programımıza konuk oldu. Kayıp olan eşim Güler'i arıyorum demişti. Kayıp olan eş Güler Hanım bulundu 18 Ağustos'tan beri. Çocukları da terk etti değil mi Güler Hanım? Kaç çocuğunuz vardı? Bir tane. Bir çocuğunuz var, o da 15-16 yaşında hatırladığım kadarıyla. 30 yaşında. Ha, ay pardon, 30 yaşında. 90 yaşlı. Artık çocuk demiyoruz değil, yani. O yetişkin. Ama onunla da iletişim kurmuyor. Yok, kurmuyor. Onu da terk ediyor. Güler Hanım şimdi stüdyomuzda olacak. Kaçtığı kişiyle ilgili iddiaları da soracağız. Önce evet. Hatırlatma. Eşim 18 Ağustos'tan beri kayıp. Bir yıldır sosyal medya bağımlısı oldu. Telefonu falan hiç elimden düşmüyordu. Benimle de ilgilenmezdi. Nasıl gitti, evden ayrıldı? Bir hafta öncesi ben bunun elinde telefonu yakaladım. Mesaj gibi bir şey gördüm. O anda o telefonu yeniden aldı elimden. Bir şey gördünüz demek ki gördüm, siz. Gördüm işte. Ne gördünüz orada? Bir erkek arkadaşı varmış herhalde. Sosyal medyada yazıştığı evet, evet. Ve görüştüğü evet. Biri varmış. Bir bilgiye erişmişsiniz. Tokat Erbağ'da yaşayan bir taksiciyle, bu taksicinin isminin Ercan olduğu, evet. Bu kişinin yanında olduğu ama bu kişinin size kendini abi olarak, manevi abi olarak tanıttığını söylüyorsunuz. Ercan Bey telefon attığında. Ercan Bey merhaba. Güler Hanım yanınızda mı Ercan Bey? Şu anda taksideyim, o evde. O evde, sizin yanınızda mı kalıyor? Evet efendim. Siz Güler Hanım'ın nesisiniz, manevi abisi mi yoksa dini nikahlı eşi mi? Dini nikahlı eşiyim şu anda. Allah'ından bunu be. Evli olduğunu biliyor muydunuz? Allah'ın varsa tabii. Şu beyefendiye biraz şey der misiniz? Lütfen ağzı susur musunuz? Size diyor beyefendi. Tamam diyor. Konuş lan, konuş. Bir yıldır biliyorum ve bu Erdeniz Bey'in içip içip şiddet uyguladığını ve evden uzaklaştırma aldıklarını, her şeyini biliyorum ben. Kurtarılmak için sizin yanınıza mı geldi? Aynen öyle dedi efendim. Hangi yıllarda bir uzaklaştırma kararınız oldu? Hiç almadım esrarım. Hiç almadınız Hayır. mı? Ben Güler Hanım'la iletişim kurmak istiyorum. Güler Hanım'ın numarasını verdim efendim. Tamam, Güler Hanım'ı buraya bekliyoruz. Güler Hanım geliyorlar. Buyursunlar bakalım hangi şehirden, nasıl ve neden geldi? Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Eşinizi gördünüz mü? He? Gördüm. Gördünüz. Bir merhaba deyin. Hoş ver. Merhaba diyecek bir şey yok onda. Erdeniz Bey de şaşkın bakıyor. O içerken düşünecektin onları. İçkileri. Bir içki yüzünden yuvasını yıktı. Şimdi gittin. Sabahlara kadar hiç. Hayır, içki yok, hiçbir şey yok. Alkol mü? Hiç yok. Alkol mü olmuş, evet. Sabah saat 5'e kadar uyutmazsın. Evet. Çocuk gibi sokaktan al. Affedersin, camiye çık. Camilerin demirlerine çık. Babanları da uyutmuyordun yukarıda. Kolu komşuya da bağlanabilir buraya. Caminin önünde benim arabam duruyordu. Ne arabası? Hayır. Araba caminin önünde bırak değil mi? Bırak şu kapının önündeydi. Hayır. Bırak şu yalancılığı ya. Şimdi alkol bağımlısı dediğimiz insan böyle hani günlük saatlerinde. Günlük içer yani. Alkol bağımlısı değil. Sen zaten günlük de içersin. Siz de günlük mü içiyorsunuz? Hayır, hayır. Aylık mı içiyorsunuz? Haftada bir. Ne haftası ya? Bir başladım, bir hafta içiyordun ya. Nerede haftada? Bir başladım haftada. Demek çarşıya pazara giderdin, içmeden gel sakın derdin. Demek hiç çalışmıyordun. Akşamadır evde içki içiyormuşum. Kardeşin Emre çalışmaya gitmiyordun içki yüzünden. Onun yanında içemiyordun. Ne sen. Zaman? Her zaman. Onlarla beraber geliyordun. Sonra onlardan gidemiyordun. Gitmiyordun. İki seneden beri ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun iki seneden beri? Kaç sefer geldin de götüremedi seni işe? Bağlanır. Ha? Bağlansın. Güzel. Ha? Şimdi bu arada bu söylediğiniz o kadar önemli bir şey ki, böyle bir bağımlılığı olan biriyle, yani hani kontrolü çocuk olur, olmayan uyutursun, bak, sabaha biriyle kadar yaşamak uyutursun. Ama Allah bu öyle değil. Hiç kimseye değil. Vermesin. Çok zor. Kendini düzeltmeyen, iyileştirmeyen, durumun içkisine. Farkında olmayan birine ne yapsanız boş. Bu önemli bir... Evet.
Nereye gidiyorsunuz? Erbaa geldim. Tokat Erbaa. Evet. Bu annemlere taksici... kaç sefer gittim. Bak gidiyorum, şey yapıyorum. Sonra hani akraba olduğu için aramızı buluyorlar. Ondan sonra gel 15 gün sonra yine iç. İçkiyi mi tercih ediyorsun? Benim dedim yok, bu içki. İçki tercih evet, ediyor. İçki. Siz de Tokat Erbaa'da bu Ercan denilen evet. taksicinin yanına mı evet. gittiniz? Deni nikahlı mısınız? Evet. Onunla yaşıyorsunuz. Allah belanı versin be. Oturur musunuz? Niye Allah belanı versin? İçerken düşünecektim bunları. Bak kafanda... Ben... Bir kadını bu yola adam düşürür onu, hiç kusura bakma. Sen yaptın. Bir senede mi sen düşürdün? Sen yaptın. Sen yaptın. Senin yapmadığın kalmadı. Burada açıklamam vallahi bak. Senin de yapmadığın ama kalmadı ki. Ama esrarımız az ve çok biliyor onları yaptıklarını. Vallahi bir şey de yapmadığın kalmadı ki. Onları biliyorsun. Sana neyi biliyorum? Söylendi yani. Ben sana kaç soru affettim. Yani şimdi alkol bağımlısı olduğuna dair bilgiler geldi. Sürekli her gün aynı şeyi yani yaptığını ve bu durumda huzursuz. Şimdi bu boşanmak için çok önemli bir sebep. Evet. Ama hani buradan kaçarken yani bundan kurtulmak için başka birine kaçmak çözüm değil. Ama çözüm değil de köye gidiyorum orada mı rahat bırakmıyor? Şey yoktu, hiç bir rahat şey yoktu. Kurtulamadım ki ben bundan. Valizim kendisi hazırladı. Bir yıldan beri bu... Kurtulamadım ben bundan. İşini yapıyormuş. Borçlarını ödetti çocuğuna. Oğlum, borçlar senin borçların. Senin utanmadan mı çocuğun telefonunu da gitti senin lan? Kredi borcunuz mu var? Bu çektirdi bana araba almak için. Benim üstüme kendi sicili şey olduğu için tuğla fabrikasında çalıştım ben. Orada kredi çektirdi bana araba almak için. Kredi arabaya da içki içe cezaları birden benim üstüme mi getirdi? Ha, bir de sürekli alkollük araç kullanmaktan evet, ceza mı aldınız? 5 sene ehliyete el koyuldu. 5 sene ehliyete el koyuldu. Yine aynısını yaptı o arada bu. Yine aynısını yaptı. Beyefendi hiç bak. Hiç şimdi değil. Senin içki içmen evet. bu problem boşanmak için evet. önemli bir sebep. Bu Güler'in taksici Ercan'a kaçmasını değilim. Gerektirmiyor. Ama aynen, o taksi aynen. o kaçıyor diye sen içemezsin. Evet. Bu da senin sorunu. E tut o zaman şey ya. Ne demek ki? Ne yapayım ya? Ya sabahlara kadar bir çocuğu uyutursun uyur. Bu uyumuyor. Bu sabahlara kadar evde her tarafı dağıt. Bayramda ben temizlik yaptım bayramda. Her tarafı kirletti. Ben ağlay ağlay evin için temizliyor. Ya siz aslında anladığım ha. kadarıyla eşinizden tiksiniyordunuz. Tiskindim kokusundan tiskindim ya. İçim anladım kokusundan. Hani böyle bir... Böyle bir durum var. Şunu da öğrenmek istiyorum. Bu borçları siz mi ödüyordunuz ya da ben oğluna mı yıktı? Tuğla fabrikasında. Ben de çalıştım Tuğla fabrikasında. Kredi çektik beraber öderken Tuğla fabrikasından ayrılınca ondan sonra borçlarda kaldı, icraya gitti. İcra olduğu için de oğlan ödedi. Bunun borçları benim değil. Hı hı. Bunun borçları yine. Ben hiç borç ödememişim. Yatmışım akşamadır evde iş geçmişim. Değil mi? Çok mu çalıştın o kadar? Bayarasın. Ne diyelim? Sen Allah'ın kitabını kaybetmiş bir insansın. Eşinize sormak ben istediğiniz bir soru. Allah bilsin. Allah bilsin. Kul bilmesin. Kaybettin. Allah bilsin. Sen kaybettin. Tamam mı? Kendinizi sorumlu tutuyor musunuz? Tutuyorum. Ama içki yüzünden yuvayı yıkacağını demedim. Söyledim ne gibi kere? Mesela hani kendinize karşı dürüst olun. İçki içtiğim için kızıyorum kendime. İşte yuvayı yıktım. Bunun yani sizin öyle bir bağımlılığınız çünkü ve soru olayınız olmasaydı. Şey yaptım. İçkiye sığındım yani stresim derdim hep onunla gidermeye uğraştım. Gitti olmuyor. Mi? Derdiniz gitti mi içkiyle? Gitmez ki. Gitmedi ki daha arttı. Karaciğerinizi de mahvedersiniz, organlarınızı da mahvedersiniz, sağlığınızı da yitirirsiniz. Ben şu anda 10 yaş birden göçtüm. Bunu kim yaptı? İçki. İçki yapmadı evet. hayatım kendi isteğiyle yaptı. Kendi isteğiyle yani irade içki. Akıl diye bir şey var. Onun yerine dersin ki benim böyle bir problemim var. Hiç. Ben bundan kurtulmak için nereye hayır, gideyim? Doktora gidersin, ilaç verir, başka bir şey verir. Sonra son 7 tamam, aydan beri 2 saatlik uykuyla duruyorum hep. İşte onlara o kendi şeyini düşüneceksin. Sağ ol Allah razı olsun. İçmeyecektin. Allah bin kere razı olsun. Ben sana dedim içkiyi mi tercih ediyorsun, beni mi? Sen içkiyi tercih ettin. Teşekkür ettim. Evet. Ama yine de bu davranışı sizin kaçmanızı gerektirmiyor. Aynı sorunla baş eden birçok kadın var. Şimdi onlar da gidip başkasına mı kaçsınlar? Çözümü böyle bulmanız kötü. Yani... Böyle bir çözüm arayışına girmeniz aslında size zarar verecek olan bir şey. Sonuna kadar haklısınız. Ama çekemedim yani. Nereye gidersem gideyim bırakmadı peşimi. Başka ne? Çarem yoktu. Nereden buldunuz bu Ercan'ı? Telefonla buldum. Telefon yani nerede gördünüz numarasını? Facebook'ta. Facebook'ta. Görüştünüz arkadaşlık evet. ettiniz. Evet. O beyefendinin bir boşanma yok süreci. Yok dedin ya Allah'a kullanan el basıyordun ya. Bir tane çocuğun üstüne... Yemin ediyordun ya. Çocuğun üstüne yemin etmedim ben sana. Bırak bu işleri geç. Hayır. Geç etmedim. Yavrum. Benim hiçbir hesabım yok diyordu Esra Hanım. Yemin billahi diyordu. Kitaba el basıyordu.
ne Facebook'umda Instagram ne işim var dedi o. İnanıyor musun buna şimdi? Ben sana yemin etmedim ki. Yemin mi? Bırak şu işleri ya. Bu da her gün içmeyeceğim diye yemin ediyordu. Sen niye yemin ettin her gün içmeyeceğim? Evet etti. Ettin ben sana ne ettim? Tövbe vermem dedim. Tövbe etmiyorum içki dedim. Bırakacağım sadece dedim. Bıraktın mı? Devam. Sağ ol, teşekkür ettim. Ha. Erdeniz Bey bu kötü alışkanlığına devam etmemiş olsaydı? Etmemiş olsaydım hiç bırakmazdım. Etmiyordum Esra Hanım. Vallahi son bırakmazdım. Son 1-2 yıldır düzenliydik. Yani. İşten evine, evden işine gel dedim ben buna. Hı-hı. Bir tek onu istedim. Başka siz bir şey istemedim. Siz bu arada akrabasınız. Ne oluyorsunuz? Evet, teyze çocuklar. Aynen. Teyze çocuklar. Teyze çocuğu musunuz? Evet. Peki anneleriniz birbirine girdi mi? Annemlerle ben konuşuyorum babamlarla. Hayır. Senin annenle onun annesi yani iki kardeş birbirine girdi mi bu olaydan dolayı? Evet. Yok girmediler. Hiç şey yok. Zaten bunun küçük kız kardeşi de alışkın zaten gidip gelme. Sen kız kardeşim bırakma burada araya. Kız kardeşim bir para neye ver, bakıyorsun sen bin lira, burada? 1000 lira, 1500 lira evden götür hepsini. Sen yine içmişsin. Hayır, onlara güvenerek de yapıyor bu. Kesin yine içmişsin herhalde. Kafanı iyi yaradı evet, senin. Bunların evet, konuştuğuna göre var ya, sen içmesen artık konuşamazsın. Artık içkiye para vermiyorum bak. Guru kafayla yapıyorum. İçtiğin zaman konuşuyorsun sen. İçtiğin zaman seni de anlatıyorum. Sayende içkiyi de bıraktım bak. Sen açayım benden. Kız kardeş başkasının konularını açma burada. Yemin ediyorum kız kardeşi. Çocukların ölüsünü yapıyorsun. Bana ben gidip... Kardeşlerim de hepsi... diyorlar onlar. Valla. Ki normalde birebir çok yakın akrabasınız. Yani evet. Benim için tabii ki teyze çocuğu kardeş olduğu için. Bunlar adam zannedersin ama iç yapılarını benden bir kimse bilmez. Valla iç yapılarını biliyorsunuz en başta nikah masasına oturmayacaktınız. Dışından gördüğün zaman adam gibi zannediyorsun yani bunun ailesini. Siz de şunu öğrenmek istiyorum sizden. Size çok uzun bir süre ulaşamıyor. Ardından sizin kendi kardeşiniz ya pardon enişteniz diyor ki Erdeniz hayır, diyor. Hayır konuştuk biz. Yemin yengem diyor. Yengem bu diyor tarafında. İşte diyor taksici Tokat Erbağ'daki birine kaçmış. Bizi şu numaradan aradı diyor. O numarayı Erdeniz aradığında evet. Telefonu açan Ercan Bey şu ifadeyi kullanıyor. Ben Güler'in manevi abisiyim. Hayır evet abim açtı. Evet abisi manevi açtı. Manevi abisiyim. Abisi açtı. İyi. Kimin abisi açtı? Ercan'ın abisi açtı. Ercan iyi. Abisi açtı. İyi. Manevi falan yok öyle yalan söylüyor. Var yalan söylüyor. Hayır. Telefonu açan Ercan değil. Ercan işteydin o zaman abisi açtı. Ercan abisi o zaman. Biliyorlar. Çocuğun biliyor mu senin Ercan'ın yanında olduğunu? Bilmiyordum. Onu hiç aramadın mı? Aradım bir kere konuştuk olanı. Ne dedin ona? Şey demedim, baban yaptı oğlum dedim. Hmm. O ne dedi? O kızdı. Size kızı tepki verdi. Evet. Şimdi uzun bir süredir de kayıpsınız ya siz 18 ben, an. Karakola bildirmişler bunlar. Kaç ay sonra gittim karakolda ben kayıp değilim. Kaç ay sonra mı? Verdim yani. Ulan sen gittin ilk gün sonra karakola ben gittim ben. Ben annemi aradım, köyü aradım ben. Nereye aradın? Ben kayıp değilim dedim onlar, aradım. Köyü arıyorum, köy evet, yemin bile diyor. Aradım. Senin yüzünden benim başıma bir sürü işler geldi. Karakolda söylemiyorum. İçki yüzünden gelmişti. Sen ne kesin evet, içmişsin. Evet, içki yüzünden. Kesin içki. Başka türlü sen aynen. İçkiden cesaret alıyorsun. İçki olmasa cesaret. Sen cesaret alamazsın hiçbir şeyden. Erdeniz Bey ne geldi ben sen gibi. Cesaret içkiden alıyorsun sen. İçkiden. Bazı insanlar öyledir biliyor musunuz? Evet baktığında içkiden alıyor cesaret. Gündüzleri sütlü lokum. Ağzından iki kelime alamazsın. Yemin ederim içmezken bunun ağzından bir tane laf alamazsın. Esra Hanım hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Alkolü alınca da şey kişilik artık bozukluğu mu nedir onun tanımlaması? Bunun yaptıkları benim çılır diyor. Eşiniz yokken başınıza ne geldi? Çok şey geldi başıma dediniz. O özel yalan söylüyor. Vallahi dayak yalan mı yediniz? İçki içi, kavga mı ettiniz? Yalan. İnanmam. Sakatlandınız mı? Araba kavga ettim. Karakollara düştüm kaç sefer. Kimle kavga ettiniz? Sokakta yani. Kimle yani sokakta tanımadığınız biriyle mi? Ben yokken de içmiştim adamlarla falan. Ona buna saldırıyordun sen. Herkesle tartışıyordun ben varken de. Kardeşlerinle de tartışıyordun. İçi bitti. Onların hakkında ben sus derdim. Hep ben seni susturmayla. Sen onlara laf söyleyemezsin kardeşlerine diyordum. Onlarla da aynıydın sen. Senin en büyük abin bile dedi bana. Sen buna nasıl katlanıyorsun diye. Senin en büyük abin gibi olamam ki ben. Hayır. Senin en büyük abin gibi olamam. Kendi ailen ya. Kendi kadın ailen. İşe gider. Evden tüpünü satar. Çaydan satar. Sen benim abimi karıştırma. Bir şey o zaman karıştırma. Sen benim kardeşimi niye karıştırıyorsun? Senin abinlerin zaten, ailen zaten senin böyle olduğunu iyi bile çekti Güler diyorlar yani benim için. İyi. Ama şu da var yani orada bir kötü alışkanlık var. Kötü alışkanlığı manevi abinizi buluncaya kadar görmezden geliyorsunuz. Bu yanlış. Değil mi?
o kişiyi buluncaya kadar, halbuki siz bir annesiniz ve 30 yaşında bir evladınız var. 30 yaşına kadar alkol bağımlısı olan bir evden o çocuğu götürmek hiç aklınıza gelmiyor. O çocuk hangi şartlarda büyüdü? Küçükken bırakmadım bunun içkisini. Avukat Hanım. Artı görev yani, yaptı benim ben oğlum. Ben şunu şey yapıyorum. Yani insanlar bakın. Utanmamış da onun paralarını yemeye. Ben oğlumun paralarını yemedim. Utanmışsın değil mi? Siz alkole o para var ya, yılan olur sokar seni. Da, ben parasını yemedim ki. O adam nereye kazandığını biliyorsun o parayı. Senin borçlarını ödedi oğlum. Ne? İçki borçlarını ödedi. Benim senin, bir kuruş içki borcumu senin ödemedi. Senin içki borçlarını... Sen yenilmezsin. Sen Allah yensin. Allah tamam, biliyor ya. Çocuk sorumluluğu almış büyümüş ya. Anne evden gitmiş. Başka bir eş bulmuş. Baba da zaten alkol bağımlısı. İşte borçlarıyla cebelleşecek. Aynen. Daha da cebelleştim avukatım. Genelde bu durumlarda şöyle olur ya, yangından kaçarken doluya tutulursun. Aynen. Yani kötünün kötüsü vardır. Ne diyeyim Erdeniz Bey, sizin de savunacak ya, bir tarafınız Hanım, yok. Kimsenin karısına yan gözle bakmadım. Kızına yan gözle bakmadım. Çalıştım 3-5 evime de baktım. Para da getirdim. Yalan yalan. İçmişimdir. Tabii tabii. İçmiyorum demiyorum. Ekmek almaya git. Bu aynısını yaptı. Sofra ortada dururken ekmek almaya gidiyordun. Şunu içip de geliyordun ekmek getirecek diye. Biraz önce söyledim, tekrarlıyorum. Yalan. Sizin bu probleminiz Güler Hanım'ın Ercan isimli kişiye kaçması için bir neden değil. Değil, boşanmak ben de için diyorum. Bir sebep. Ama giderken bana bir şekilde yollamadı. Ama şunu söyleyeyim. Yani Allah korusun evlerden uzak. Ay iptal iptal iptal. Yani böyle bir bağımlı biriyle... Durması zor, taşıyamayan zor. Biriyle dur. Aynı ortamda. Esra'nın ben bağımlı değilim. Bu çıkarıyor benim adımı. Allah aşkına ya. Çok zor. Olurum. Bir ihbar var dediler ama ulaşamıyorsunuz. Boşanmak istiyor musunuz İstiyorum, eşinizden? Evet. Siz? İstiyorum. Ben asla. Boşanmak adına. İstiyor musunuz Erdem'in? Son bir kez daha konuşacağız. Onunla boşanmak istemiyorum. Efendim? İstiyorum. Son bir kez daha konuşacağım. Tabii ki sizi bir araya getireyim konuşmanız için. İşte onu diyorum. Tamam. Ne özel konuşacaksınız? Özel mi? Evet. Kimse olmasın mı o konuşmada? Yok olsun, bir kişi olursun yani. Ekipten biri olacak yanınızda da. Medeni insanız ya. Evet. Medeni insansınız. O kadar da zor şey değiliz. Eşiniz dönmek istiyorum dese döner misiniz ona? Bilmiyorum Esra Hanım. Peki. Sizi görüştüreceğim. Ölmedi de komada. He? O ölmedi de komada yaşıyor. Hayır ben istemiyorum. Evet. İçinizde ölmedi komada. Bitkisel hayatta. Aynen. Hmm. Bitkisel hayat da yarı ölüm ya. Ya fiş sizin elinizde. İsterseniz çekersiniz. Var mı umut? Sizin için sormuyorum. Hayır. Onun için soruyorum. Sizin gönlünüzde umut var mı? Peki. Sizi görüştüreceğim. Güler Hanım siz buradan çıkın lütfen. Siz de buradan çıkın Erdeniz Bey. Kim geliyor? Sevil Albahan geliyor. Buyursunlar. Bir kadın erkek denir mi Esra Hanım? Hep kadınlığımla vuruldum. O kadar konuşacağım çok şey var ki, şuramdan da yürkülemiyorum artık. Esra abla, ben ona hiçbir şekilde kötü davranmadım. Daha mı nasip olsa yarın oradayım. Benim hiçbir şeyim olmadı. Yani bu kötü bir günümüz olmadı. Yani ben her eve geldiğimde eşimle, çocuklarımla konuşabiliyoruz, yiyip içebiliyoruz. Ben demiyorum dört dörtlük, ben huysuzum. Çünkü bunlar yaptı, benim bütün sinirlerim bozuk. Ne kaybettiysem insanlığımdan, merhametimden kaybettim. Siz beni dışladınız. Dışlamadık, benim neden dışladık? Ben yabancı istemedi. Gelinim. Bak biz ne diyoruz? Üç kardeş, iki devlet, bir millet. Evet. O yüzden sen bizim için yabancı değilsin, sen bizim gelinimizsin zaten. Becerikli bir kadın olduğum için kayınvaliden evet, beni hiç sevmedi. Sevmedi, sevdiniz mi? Esra abla, neyini sevmesin zaten? Annem zaten bunun rakibi olamaz ki, nasıl bunu sevmesin? Sen çok kilolusun diye ona sürekli bunu hatırlattın ve bunu hakaretvari söyledin mi? Hayır Esra abla, öyle bir şey evet, asla kullanmadım. Zaten ben alırken severek aldım. Ekran başındaki seyircilerimiz bakalım ne demişler? Ramazan tabii ya, Ramazan herkesin çözdesi oldu. Sevinin kimsesi yok ya. Allah ne Allah. Ne alakası var? Senden boşandığım gün de dünyaya yeniden geldiğim gün olacak. Doğum tarihimi biliyor musun? Hangi yılda evlenmişiz? Hangi ayda evlenmişiz? Ne zaman bir evlendiniz? Bir tane dal çiçek bana alıp getirdin mi?
Sen zaten çiçeği sevmediğini dile getirdin ki nasıl ben sana çiçek alayım o zaman? Ya seveyim sevmeyeyim. Hayır hiç getirme. Hayır. Benim bir lan galime bu yamuk yırtacak mı kurtaracak? Asla benim yaram derin derin. Ben yalnızım yalnız. Ben hayatım sana dokunsa dokunmasını da sevmiyorsun. Hayır yapaydı da yadırgadım yapmayın yapmayın ben de unuttum. Çiçeği kabul eder misin? Sizin hatırınız için evet ama onun için. Hoş geldiniz. Sevil konuştu. Sevil'le beraber onun hikayesinde kendini bulan herkes aslında duygulandı. Dün değil, ondan önceki gün Ramazan Bey elinde çiçeklerle karısının kapısına dayandı. Ve dedi ki beni affet. Evet. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk abla, sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Her şey yolunda mı? Evet. Keyfin yerinde mi? Evet. Hayvanların iyi mi? Onu bilmiyorum işte o konuda. İyidir, iyidir İnşallah. Allah'ın izniyle. Sevil, benim bu barışmada şartlarım var demişsin. Bir şart listesi oluşturmuşsun, doğru mu? Evet ama maalesef unuttum. Ya otelde kaldı galiba. Otelde kaldı. Bu şartları oluştururken, onları kağıda dökerken aslında ne söyleyeceğini biliyorsun. Evet. Bu evliliği kurtarmak adına sunduğun şartlar mı? Hayır, kadını, kadın olduğumu hissetmek için söyledim. Çocuklarımın... Aslında bir nevi kendimi kenara bırakayım da çocuklarım için. Çocukların için. Evet. Şimdi bir bu evlilikte tekrar yeniden başlamanın listesi var Ramazan. Evet. Ramazan sana nasıl davranırsa onunla başlarsın. Bir. Benimle çok güzel bir soru. Benimle nasıl başlarsa? Nasıl davranırsa? Nasıl davranırsa beni kadınlığımla vurmasın. Ne söylemesin, nasıl davranmasın? Yanımda olsun. Hiçbir şey söylemesine gerek yok. Hayatım zaten fiziki anlamda yan yanasınız. Yok zaten o yüzden değil de. Duygusal anlamda. Evet. Yanımda olsun. Zaman hemen hemen değil. Zamanı oldukça çocuklarımla bizi pikniğe götürsün. Ailece vakit geçirelim. Hiç bunu yaşamadık. Kendi biliyor yalan söylüyorsam. Hani aile diyor ya. O zaman bütün aile olabiliriz. Hani bir defa çiçek getirdi değil. Özel günlerimizi ondan isterim. Öncelikle bir, ayda bir ya da imkan ve fırsat bulduğunca beraber yaşanılan bir aile ortamı yaratmak. Evet. Buna piknik diyelim biz. Evet. Piknik yapalım diyor. Kabul mü? Kabul Asır abla. Onda bir şey yok ki. Her zaman. Her zaman. Evet. Ama çok dedim. Hiçbir defa da gidemedik maalesef. He? Çok yalvardık. Tamam. Bundan sonra yalvarmasına gerek kalmayacak. Yok Asır abla. Her zaman. Ama sen de bunu şöyle yapacaksın. Bu hafta sonuna bir şeyler hazırlıyorum. Hadi pikniğe gidelim. O demesine gerek yok. Ben o demesine hissetsem zaten hemen hazırlarım. Demesine gerek tamam, kalmaz. Tamam telepati yapmayın işte söyleyin. Tamam. Söylemese de hani dese ki yarın ya gideceğiz dese hazırlan demesine gerek yok. Zaten ben eşyalarımı yine hazırla dışarıdan alacağım. Evden hazırlarım. Cebine kalır belki ihtiyacı olur. Peki. İki, özel günleri atlamasın. Evet. Nedir o özel günler? Doğum günü olur, sevgililer günü olur. Anneler günü olur, yıl dönümümüz olur. Hepsinden yoksun mahrumuz. Bugüne kadar hiç bunları hatırlamadın mı? Hayır. Hatırladın mı? Evet. Ha şükür, birini de üstelendim. Evet. Ne yapıyordun? Ya kendi aramızda bir şeyler yapıyorduk beraber. Mesela çay kahve işte bu. He? Çay kahve bu. O gün olduğunu da bilmiyor ha. Ben bildiğim için çay kahve mısır patlatıyordum. O söylemeyince ben de hatırlatmıyordum. Şimdi sen o günü, o mısır patlandığını bugün önemli bir gün diyor musun? Va diyorum bazen unuttuğum zamanlarda oluyor. Unuttuğu evet. Zamanlarda evet. Oluyor. Demek ki bir takvim hazırlayacaksın. Evet. O takvime yazacaksın işte sevgililer günü, anneler günü, doğum günü, yıl dönümü. O günlerde özel ilgi mi istiyorsun? Bundan sonra evet. Özel ilgi. Evet. Siz aynı ilgiyi gösterecek misiniz? Her zaman. Yani siz de o güne özel hazırlanacak mısınız? Evet. Şimdi bu tek taraflı bir şey. Sevgililer günü diyorlar ya, sanki hep kadınlar erkeklerden bir şey bekliyor gibi. Halbuki her iki tarafın da birbirini sevdiğini göstermesi ya, her iki tarafın da birbirine göstermesi lazım. Evet. O. Ben, üç. Heh. Benim en büyük sıkıntım yüzümü tedavi ettirsin için kadın olduğumu hissedim Esra Hanım. Bu beni çok mahcup ediyor. Bununla ilgili bir gelişme var, biraz sonra aktaracağım. Dört. Dört. Vallahi çok unuttum. Beş şartım vardı, ikisini unuttum. Unuttum. Sizin şartınız var mı?
Söylesin ben Benim hazırım. Şartım yok Esra abla. Bana güler yüz göstersin tamam. Benim bir şartım yok. Bir tek yüzü gülsün. Evet. Hiç mi gülmüyor yüzü? Ya güldüğü zamanlar da oluyor, ağladığı zamanlar da oluyor yani. Ben hep gülmesini isterim. Mümkün olduğunca pozitif olsun. Evet. Kendisini öz eleştiri yaptığında ben biraz huysuzum diye tanımladın. Evet. Gerçekten. İşte gülsün diye onu kastettim Esra abla şimdi. O da öyle yapınca biraz daha da onun şeyi artık abartılıyor. İstemezdim öyle olsun Esra Hanım. Benim ne işim var ya burada? O benim yanımda olsaydı zaten buraya gelmezdim ki. Zaten dışarı çıkmam, komşu evine gitmem, birine muhabbetim olmaz. Çocuklarım, evim, işim. Ha, işi acele oluyorsa yardım ederim. Ya da yine yardım ediyorum. Ben ondan hep hani o diyor ya ben saat 6'da kalkayım, 8.30'da kalkıyor. Yok. Ben ondan daha önce kalkayım saat 5.30'da, 6'da. Ocağı yakayım, çocuklarım sıcak eve kalksın. Ha, yapmıyorsam yalan desin. Beni burada yalanlayıp kendini yükseğe çıkaramazsın. Mı? Evet, yaptığı zamanlar da oluyor Esra abla şimdi. Nasıl? Ev sıcak, kaba yalı olduğu zaman yakamıyoruz. Çünkü duman içeriye vurduğu için çocukların hani zehirleme riski yüksek. Ondan hani onları göz alanında bulundurarak hava daha çok olduğu zaman zaten hiç ocağı söndürmüyorum. Sabah kadar odun atıp duruyorum, çocukların üstünü örtüyorum. Bence siz de samimi olun, şartlarınızı sunun. En azından konuşursanız karşılıklı ne istediğinizi bilirsiniz. Bunu söylemek ayıp bir şey değil Ramazan. Yok, hayır Esra abla, ayıp diye bir şey yok zaten de. Şimdi şöyle bir şey var. Bu dedi ya biraz önce ben hani komşuya gitmiyorum, bir yere gitmiyorum dedi ya. Hı. Sıkıntı zaten buradan kaynaklanıyor. Ne yapıyor şimdi? Kapanıyor odanın içine. Kimseyle bir şey görüşmüyor ki. Hı hı. İyi veya kötü. Ama çıksa bir hava alır, bir insan arkadaşıyla görüşür. Ne var? Bu da şimdi içeri kapandığı için geldiğim zaman bana patlıyor olay. Ha, asosyal. Evet. Yani hiç kimseyle iletişim kurmuyor. Sen köyde biraz sosyal olmasını mı istiyorsun? Ya sosyal derken hani bir arkadaşıyla olur, komşusuyla olur. Hani biraz bir arkadaşlığı olması lazım. Şunu ister miydin? Karınla beraber ne bileyim üç ev ötedeki komşunuza gitmek, onların sofrasına oturmak, onlar size gelsin, komşuluk ilişkileriniz olsun ister miydi? Tabii ki Esra abla zaten biz hep beraberiz yani hepimiz eşimiz, komşumuz, herkes birbirini tanır. Tanır. Evet. Sizden biraz sosyalleşmenizi istiyor. Ben gelirken çok sosyaldim. İstemiyorum çünkü insanların iç yüzünü gördükten sonra Sevil evinde otur daha iyisi. Çünkü birini muhabbet ediyorsun ya illa bunların konusu çıkıyor. Ben onların iyiliğini konuştuğum zaman gidip üstünü doldurup abartıp bunlara söylüyorlar. Bunlar bana cephe alıyor o zaman. O yüzden ben insanlardan nasıl diyeyim? Hani yalan yanlış söyleyip de ben onların gözüne düşüreceğimi evde oturayım bakayım hangi içimle diyor. Ama biriyle arkadaşlık yapmak, hayatınızdaki insanlarla ilgili işte dedikodu yapmak, arkasından konuşmak, ne bileyim illa birbirlerini çekiştirmek değil ki. Havadan, sudan konuşursun, çocuklardan konuşursun, yemek tarifi bir şey konuşursun vardır yani. Dertleşirsin. Ya ben ne bileyim ya Esra Hanım. Sıkıntı da bizim buradan kaynaklanıyor Esra abla. İçine kapanıyor. Bu kapandığı için de ne yapıyor bu sefer ben geldiğim zaman bana patlıyor. Ya biz yani. Hani böyle konum komşuya gezmeye alışkın değiliz Esra Hanım. Biz hani apartmanda oturduğumuz için kapının kilitli bir evde duruyoruz. Hani konum komşuya gitmeyiz. Bizim annem bizi böyle büyüttü. Okula gideriz, gelimiz ödevimiz olur. İşte kendi bakımımız olur. Ondan sonra kalkarız yine okula gideriz. Çocuklarının sınıf arkadaşlarının anneleriyle... Onlarla samimiyetim var. Onlar aynı köyden değil mi? Yok, başka köylerdenler. Hı hı. Konuşuyoruz mesela o bana anlatıyor. Mesela kızım böyleydi, oğlan böyleydi. Ben de diyor mesela senin çocuktan kavga etmesinler, iyi arkadaş olsunlar. Onlar orada kardeşler. Yani okulda aktif misin peki? Gidiyorum. Ben sürekli gitmeye çalışıyorum. Hayvanlardan dolayı bazı gidemiyor. Uzak mı okul sizin köye? 15 kilometre. 15-20 dakika. Mesela okulda bile aktif olsa görev değil mi? Artık hani veliler bir sürü görevler ediniyorlar. Aynen. Onu ben üstlenmek istedim. Durumumuzdan dolayı üstlenmedim. Hani şunu getir diyorlar ya ben mahcup olmayayım diye. Kermes yaptığı zaman illa börektir, çörektir, kektir. Ben çocukların boynu hani omzunda göndermem. Çünkü onlar çocuk... Ha, olmasa bile para veriyorum, gidin paranızdan alın, mahcup olmayın. Hı hı. Ama gidemiyoruz maalesef hayvanlardan dolayı. Gittiğimiz günler de oluyor, kendi de gidiyor, ben kendim de gidiyorum. Böyle yani. Yani insanlarla iletişim kurmanı istiyor ama sen insanlardan sanırım kaçıyorsun. Hiç, öyleyse. Hani... İnsan sevmiyor musun? Hayır, hiç. Şamata'ya kavga hiç sevmiyorum. Tunca, oğlum otur, oğlum yapma. İnsan seviyor musun? İnsan seviyorum, konuşmalarını sevmiyorum. Çünkü bana başka, onlara başka olduğu için aramızda cephe oluşuyor. Ben onların hakkında küsüyorum, darılıyorum. İnsanız ya. Kalbim kırılıyor, asla demiyorum şöyle böyle. Bir duyuyorum ki şunu demiş, şunu demiş. Hiçbirinden haberim yok ya. Kardeşim gel yüzleşeyim.
Onlarla beni kötü duruma sokarsın, öyle bir şey değil. Öyle bir haberiniz var mı bu durumda? Bazı böyle bir duyuyor. Olaylar, bir, anladığım kadarıyla bir krizle vereceğim söz, bir krize atlatmış. Ramazan hayvanları sorsanız bilir. Küfe numaralarını bilir kriz, gerçekten. Kriz diye bir şey yok. Size dedikoduları geldi mi eşinizin? Yok, hayır. Gelmedi. Gelse de zaten ben kimsenin şeyim olmaz. Anladım. Başkasının yani sözüyle ben niye zaten şivamı konuşmayacağımı kırayım, biliyor ki. Mesela kızarım. İletişimin dışında da köy aslında üretken insanların olduğu yer. Bahçede bir şey yaparsınız, salça yaparsınız, reçel kendim yapıyorum yaparsınız. Onları, kimseye ihtiyacım aracınız olmuyor. Aracınız var, hayır. Yapmıyorsunuz demiyorum. Aha. Üretken olmak beraber için. Yani gidersiniz, ben satmak istiyorum dersiniz. O bile bir sosyal yok, aktivite. Olmuyor Hülya Hanım. Hani kendim için ekip biliyoruz ama mesela tarladan yani topluyoruz bahçede. Ama benim sendeki kanım şu. Hani çok fazla da sığınma evine gitmeyi tercih ettiğin için sanki hayvanlarla suçluyorsunuz. O sosyal yaşamı, köy yaşantısını sanki kabullenemiyormuşsun gibi geliyor bana. Hayır, aslında çok alıştım. Çünkü onunla evet. Bizi görmeyip de onlarla hani alakası onları girip giriyor, görüyor, i̇şi çıkıyor, o görüyor. Ama bak hayvanları sevmek hani başka işi olup da bir hayvana bakma değil. İşinin işi hayvancılık. Hayvancılık olduğu için de hayvanlarla ama bir olacak. Ama o arada da iki saat, bir buçuk, iki saat, hani taş çatadın bir saat de ona vakti oluyor ki. 50 adım ötede Caner koştu geldi ya. Tamam ama yani. Eve gelmiyorsun, hiç benim sen değil Ramazan'a ki. Ramazan'a şöyle el sağlasan, Ramazan sen bence tek problemin beyaz gömlek. Giy beyaz gömleği, hayır. Kesin çıkaramaz. Ben onu yırtıktan vallahi da kabul ederim. Önemli olan beyaz gömlek. Annemin bir sözü vardır. Şey var. Oynayamayan gelin yerim dar dermiş. Hani bir de şeyi de çok severim, hani şikayetçi kötü huyludur, iyi huylu şikayet etmez. Bulunduğumuz şartlarda kendi dünyamızı yaratabiliriz. Sorun hep var. Evet. İstersek sorunu şu dakika her şeyden çıkartabilirim, biliyor musun? Tabii, tabii ki. Beni rahatsız eden her şeyi söyleyebilirim. Ve bunlar beni boğabilir. Ama bulunduğum yeri güzelleştirebilmek, biraz da tahammül göstermek lazım. Sen şimdi hep diyorsun ki Ramazan sen bana ver. Ben veriyorum ama karşılığını alamıyorum. Sıkıntı burada. Hı. O da diyor, hiçbir zaman dönüp sana demedi ki sen ne verdin bana demedi. Karşılığını sen sadece çünkü alma üzerine bir ilişki kurarsan olmaz. Hayır, öyle İlişkide bir alma verme dengesinin tam olması tek lazım. Tek taraflı değil, bunu iyi biliyorum. Tek taraflı değil. Evet. Şimdi telefon attığında biraz önce söyledin ya ben tedavi olmak istiyorum evet diye. Güzel bir telefonumuz var. Hoş geldiniz telefon hattına. Hamiyet Hanım merhaba, Balıkesir'den arıyor bizi. Hanım. Merhaba. Ay. Merhaba, sesim geliyor mu? Sağ olun, Bigadiç'ten arıyorsunuz değil mi? Evet, Balıkesir Bigadiç'ten arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz Sevil Hanım ve onun yaşamış olduğu bu sağlık sorunu sebebiyle aradınız bizi. Evet, evet, kesinlikle. Ben Bigadiç'te olduğum için hem ulaşım için dedim kolay, çok daha rahat edebiliriz. Hem de kendisine bununla ilgili yardımcı olmak istiyorum. Sizin yani bu bir lazer operasyonu, artık günümüzde evet herkes yaptırıyor. Yani şey, kadınlara mahsus değil, erkekler bile salonlarda. Kesinlikle. Bu lazer operasyonla ilgili ben kendisini bulunduğumuz işte dükkanınıza davet ediyorsunuz ve evet orada uygulama yapılacak. Kabul mü Sevin? Kesinlikle. Evet. Ne kadar sürerse, bir yıl sürsün, altı ay sürsün, bir buçuk yıl, ben kendisine yardımcı olmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir yıl boyunca düzenli. Zaten bu gibi uygulamalar herhalde böyle bir buçuk iki ayda bir oluyor değil mi? Yüz bölgesi ayda birdir Esra Hanım ama şöyle, yüz bölgesi en zor biten bölgelerden bir tanesi olduğu için bizim biraz sürecimiz bir yılı geçebilir. Ben bir yılı. Ne kadar sürerse sürsün evet ben kendisine yardımcı olacağım. Vallahi şahane. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan duydum. Evet. Yani Hamiyet Hanım'la da zaten sizi bir gadişte. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafında inanılmaz güzel telefonlar. Ben yaparım, iddialıyım şu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum canı gönülden. Ama dediğim gibi sonuç odaklı bir insan olarak benim için hani Balıkesir'den özellikle de Bigadiç'ten olması çok önemliydi. Hamiyet Hanım ben, Sevil Hanım'ın bu operasyon sürecinde ben varım dedi. Bir yıl ve daha fazla süre seni ücretsiz olarak sen bu süreci yaşayacaksın. Sen de ihmal etmeyeceksin. Sen de eşini götüreceksin. Abi, o güzel sonucu da hep beraber görmek istiyoruz. Evet. Bir de bittikten sonra gelmek isterim Esra Hanım. İnşallah. Hamiyet Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Zaten biz süreci kendisiyle takip edeceğiz. Bir telefonumuz daha var. Azra Hanım telefon attığında. Azra Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Buyurun lütfen.
Ben de kendilerine yedikçe beni hatırlasınlar. Piknik sepeti. Seti. Ay. Piknik sepeti. Seti, seti. Piknik seti. Piknik seti. Evet. Nasıl bir set ayol bu? Her şey var içinde. Her şey dahil. Çok teşekkür ederim Azra Hanım. Rica ederim. Güle güle piknik yapsınlar çocuk çocuk. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun Bağda. O kadar kıymetli ki bak, sen diyorsun ki biz bir piknik yapalım diyorsun. Azra Hanım diyor ki işte ben piknik sepeti işi yapıyorum, ben hemen diyor organize zaten edeyim. Zaten biliyorum içinde ne olduğunu. He? Çünkü araştırıyorum. Heves ediyorum, burada çocuklarım Ramazan olsa ne güzel olurdu ya. Hayal etmek de güzel olmasa bile. Peki piknik sepetin bile yok diye mi pikniğe gitmiyorsun? Yok. Yani, o götürmüyorsa bile sen çocuklarınla gidiyor musun? Ben onsuz yalnız gidemem ki. Ne bileyim, sizin evin orada küçük bir bahçe var, ne bileyim oraya var, bir tane... Var. Gidiyoruz. Tarlaya giderken domatestir, işte salatalıklı şudur budur, peynirdir, ekmektir. Ben bir güzel çanta hazırlarım, bana zaten çocuklar gideriz diye. Hiç karnınızı doyurmayın. Hani akşamdan da tatlı falan yaparım, hiç söylesin. Gideriz. Söyle. Gidiyoruz Esra abla, evin yanında var zaten yerimiz. Karnınızı doyururum. Ben şunu söyleyeyim mesela. Şimdi ben de mesela hemen bizim sitede bahçe var. Bahçeye çıkıyorum, oraya yere bir şey seriyorum, yapıyoruz börek çöreği. Çocuklarla oturup bağdaş kurup yiyoruz. Evet. Mühim olan ondan... Keyif almak. Çocuklar çok seviyor. Bir telefonumuz daha mı var? Heh. Şimdi önce şunu öğrenmek istiyorum. Her ikinizin de birbirine karşı şartları var. Heh. Ama dediğim gibi hep alarak bir ilişki yaşanmak. Bana versin. O yüzden ben onu fazlasıyla geri veririm. Bu dengeyi iyi koruyacaksınız. Ve lütfen birbirinize ihtiyaçlarınızı söylemekten, isteklerinizi söylemekten, maddi şeylerden bahsetmiyorum, duygular evet anlamında. Evet. Utanmayın, çekinmeyin. Ben senin beni pikniğe götürmeni istiyorum. Evet ya da hayır der. Ve benim bir hocam bana şunu öğretti. Dedi ki sen birine hissettiğini söylersen karşı tarafında sana kendini açıklama fırsatı olur. Onun kendini iyileştirme fırsatı olur. O yüzden birbirinize şans verin. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Buyurun lütfen. Aa, ya sarılın birbirinize. Ben sizi böyle bir yan yana görmek istiyorum. Sadece tabii, kavga tabii ederken değil. Hayır, hayır, ayakta. Evet, tamam. Elini tuturum o zaman. Nasıl alın? Böyle ya. Ben sizi sallamıyorsun abla. Hakkını helal et. İyi bak kendine. Uzun görsün, tamam mı? Teşekkür haberleşeceğiz, tamam. Hadi. Tut elini bırakma. Görüşürüz. Ramazan, biraz romantizm. Tamam. Oğlum artık Instagram'da her şey var. Nasıl romantik olunur falan. Yolunuz açık olsun. Allah teşekkür ederim, bay bay. Pikniğiniz, sofranız, sohbetiniz, bereketiniz bol olsun. Sağ olun, cümlemizin. Ya, isyan ederek geldi. Şu anda eşiyle el ele mutlulukla ayrılıyor buradan. Allah devamını daim etsin. Dediğim gibi sorun çıkarmak kolay. Mühim olan çözüm üretmek. Siz o hep çözüm üretenlerden olun ve ilişkinize sahip çıkın. Çünkü bir aile kolay kurulmuyor. Kolay aile olamıyorsunuz. Emek ve fedakarlık istiyor karşılıklı. Ve Ozan Arapoğlu geliyor sevgili seyirciler. Buyursunlar. Yıllarca herkese ailem öldü dedi. 43 yaşında geçmişini bulmak için stüdyoya geldi. Ben 3 yaşındayken ailem beni bir aileye bırakıyor. Elazığ'da Dursun Sekman, Musa Sekman, Ayşe evet Sekman çiftini bırakıyorlar. Neden yani? Beni niye doğurdunuz? Neden ortalığı bıraktınız? Ozan, yani bir risk alıyorum aslında. Ama hiç denememiş olmaktan 1000 kat daha iyidir. Seninle ilgili gerçek bilgilerin hepsi eksik. Benim için dipsiz bir kuyu. Senin için elimizden geleni yapacağız ama sonuç ne olur bilmiyorum. Bir mucizeye ihtiyacımız var. Ozan, o mucize gerçek oldu. Ama şunu söyleyebilirim ki adın Ozan bile değil. Gerçek. Evet. Gerçekte sen Ozan Arapoğlu değilsin. Şaban Işık'sın. Şaban Işık. Sen annemi bul dedin. Ben babanı buldum. Baban Yusuf Işık. O dönemde Yusuf Bey evli. Senin hala Şaban Işık nüfus kaydın var. Fakat sonra biyolojik annen seni babandan saklıyor. Baban yıllarca seni arıyor. Oysa sen 3 yaşında Ozan Arapoğlu'sun. Aynen. Hani dedin ya biraz önce imkan varken sen çıkara diye. Bundan 2 yıl önce gelmiş olsaydın baban hayatta olurdu.
Ama seni kucaklamaya hazır 8 kardeşim var. Önce babanı görmeye, babanın bir fotoğrafını görmeye hazırız. Verelim fotoğrafı. Allah rahmet eylesin ablam. Aynur Hanım, babanın eşi, kardeşlerinin de annesi. Benim eşim seni çok aradı. Haberini aldım. Allah razı olsun aradığı için. Allah mekanını cennet eylesin. Kız kardeşinle konuşmaya hazır mısın? Hazırım abla. Çok heyecanlandım. Şahsen ben böyle babamın emaneti gibi geldi bana. Senin artık bağlı ve aidiyet hissedebileceğin bir ailen var. Aynen abla. Sen bana ilk dedin ki ben annemi arıyorum. Anneni buldum. Şu an telefonun ucunda. Alo. Anne. Bu ekranda görmüş olduğum delikanlı beyefendi Ozan Araboğlu mu, Şaban Işık mı? Şaban Işık. Yaşanmışlıkların olduğunu öğrendim. Dün ben sabaha kadar yatmadım. Acaba ne durumda? Acaba bir sıkıntısı var mı? Acaba bir derdi var mı? Peki sen niye 40 senedir bu çocuğun bir derdi var mı diye düşünmedin mi? Bu çocuk ne yapıyor dedim mi? Ben vermedim. Başka bir bayan vasıtasıyla verildi. Güzel bakacaklar, kızımı büyütüyorlar dedi, öyle verdim. Sadece Leyla vasıtasıyla para gönderdim. Onun haricinde bir şey bilmiyorum. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Sen sadece kendini düşünmüşsün. Anladın mı? Ben hayatıma bakayım, ben kafama göre takılayım. Buna kim bakar? Öyle. Telefon hattından ayrılmayın lütfen çünkü Abu Dhabi'den bir telefonumuz var. Ben İskenderun'da İkbal Araboğlu tarafından evlatlık verilmiş bir çocuğum. Siz İkbal Hanım'ın kızı mısınız? Öyleymiş. Babam rahmetli olmadan önce bu şekilde söyledi bana. Kızınız oldu Aynen. mu? Var var. İsmini ne koymuştunuz? Seçil. Nerede Seçil? İskenderun'da. Kimin yanında? Bir aileye vermişti. Bir sigortada. Şimdi bakın, o Seçil şu anda telefon hattındaki kişi. Evet o benim, çünkü İkbal Araboğlu ismini duyunca ben şok geçirdim. Hiçbir zaman aramadım, aramayı düşünmedim. Aramayabilirsin, gayet normal. Arama. Üç tane. Hayır, ben Ozan'dan dolayı aradım. Sen benim ne şartlarda yaşadığımı biliyor musun? Peki sen bizim benim ne şartlarda babam... yaşadığımızı biliyor musun? Bir saniye kardeşim. Sen bizim ne şartlarda yaşadığımızı biliyor musun? Anneme seslenin. Sen nasıl bir insansın biliyor musun? Bencil, kendini beğenmiş. Anladın mı? Daha sonradan hiç gelemedi mi? Verdiği yerleri biliyor. Hiç aramadı mı? Bir defa da olsun görmek istemedi mi? Buyurun, cevaplayın lütfen. Yanıt vermiyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Tam 40 vicdan yıl boyunca. Ki. Nasıl kafanızı yastığa koydunuz? Cevap veremiyorum. Ama şuna inanıyorum. İlahi adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Dünyanın öbür ucuna gitseniz hiç önemli değil. O çocuk 40 yıl bekledi, bugün hesabını sormak için burada. Ay bir dakika, bir gelişme daha var. Alo. Bir abisi de var. Mehmet Reşat. Kırklareli Babaeski'de. Buradaki evladınızın Mehmet Reşat isminde bir abisi var mı? Var var. Var var var. Vallahi var ya, sen Allah'tan yaşlanmışsın. Yoksa birkaç tane daha yapardın ha. Birden fazla mucizeyle karşılaştık. Dilerim bundan sonra Şaban Işık'ın ya da Ozan Araboğlu'nun hayatı kendi için iyi olur. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk ablam, teşekkürler. Senin hikayeni yani her duyduğumda, işte hatırlatma ekrana girdiğinde, her ihbar gelip program öncesi baktığımızda İşin içinden çıkamıyorum Ozan. Yani bir nesneyi, bir eşyayı, bir evrağı saklamıyorsun. Bir insanı, bir çocuğu saklıyorsun. Bu dünyadan kimlik bilgileriyle yok edip ona yeni bir kimlik veriyorsun. Öyle de bir hayat veriyorsun ki o dünyası onun kapkaranlık. Aynen. Yani annen İkbal Araboğlu seni bir bakıcıya verdiğini söylüyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. O vermiş olduğu kişiyi aslında bana göre o dönemde 82-84 falan olabilir herhalde. Diyorlar ki bu çocuğu yok et. Şaban Işık isimli
Yusuf Işık nüfusuna kayıtlı, babasının tanıdığı bu çocuğu yok edin. Ne yapıyorsanız yapın, nereye götürüyorsanız götürün diyor. Ve o yazıhaneye, kuyumcu işte adamın Yaşar'ın yanına, o Yaşar'ın yanında bulunan Dursun Sekman'ın bulunduğu o yazıhaneye sen bir kadın tarafından getiriliyorsun. Evet. Yok edilmek üzere, hayatı karartılmak üzere. Ama kendileri yok oldu. Ben Allah'a hesabımı vereceğim. Onlar nasıl verecek? Onlar şu an Allah'ın karşısına nasıl çıkacak? Ben çıkarım rahat rahat. Benim şu ana kadar işlediğim, çocukluğumdan beri bu yaşıma kadar günah işlemişsem %85'i onlarındır, %15'i benimdir. Ben onların hatalarından dolayı hata yaptım. Benim sözünü kesme Allah, tabii, kusura bakma. Şimdi İkbal'e annem beni doğurdu, eyvallah. Biyolojik annem. Biyolojik annem. Hani bana sahip çıkmadın, diğer kardeşime sahip çıkmadın. Ulan üçüncüye sahip çık bari. Hiçbirine sahip çıkmamış ki abla bu. Bu zaten kendini nasıl bir insan oldu? Ya insan sıfatında bir insan. İnsan değil yani, bak yemin olsun onun hakkında düşündüklerim o gün sabaha kadar yapmadı, yatmadığı için kendime lanet ediyorum. Keşke babam için oturup ağlasaydım. O insan için oturup ağlasaydım. Onun için mi? Ya babam var, beni babama versene arkadaşım. Niye vermiyorsun, beni elin adamına veriyorsun? Ama seni alıp yurda verirlerse oradaki yetkililer soracak, bu çocuk kim? Bu çocuğun annesi İkbal'e ise babası kim diyecekler. Seninle ilgili bilgiler ortaya çıkacak. Aynen. Yusuf Işık seni bir şekilde bulacaktı. Evet. Ama seni Dursun Sekman'a bırakmasının sebebi olmalı. İşte sebebi ne? Sıkıntı orada abla. Sebep ne yani? Ve Dursun Sekman'ın sana yaşattıkları. Şunu da söyleyeyim abla. Ben küçükken bak. Yani ben küçüğüm. Ama hafızam çok kuvvetli. Hı. Yani benim şu an telefon kullanmıyorum ama emin ol bir 70-80 tane arkadaşım telefon numarası beynimde kayıtlıdır. Hı hı. Tek tek kimin olduğunu. Ben küçükken çok iyi hatırlıyorum. Elazığ'da isim verebilir miyim? Tabii. Duruyordu orayı. Oranın sahipleri. Bir müzikol çalıştırıyorlardı. Müzikol çalıştırıyordu. Dursun evet, Sekman oranın sahibi. Orayı çalış. Çok iyi hatırlıyorum. Çok çok iyi hatırlıyorum. Kulaktan duyma değil. Bizzat Mustafa abi diye birisi vardı. Lakabı da vardı. Şimdi lakabını burada söyleyemem. Bunların şeyiydi. Ben bunları biliyorum. Yani biliyorum derken hatırlıyorum. Yani bu şahıslar yapıyordu. Yıllarca annenin kim olduğunu biliyordu ve bunu senden sakladı. Evet. Çıksın, Elazığ'da bir sürü adam var. Onları tanıyan insanlar var. Yani çıksınlar desinler bu insanın karakterini, şerefini anlatsınlar, isim vermesinler. Nasıl onların bir insan olduğunu anlatsınlar. Onların anlatmasına gerek yok. Sen o evdeki çocukluğunu anlattığında hani filmlerde görüyoruz ama inan filmlerde bile o kadarı yoktur. Doğrudur abla. Üç çocuklu bir eve sen getirildin. Yani. Bakılmak üzere. Ayşe Sekman var evde, bir kadın, bir anne. Evet. Ama onun Allah razı olsun o benim için Dursun'dan çok dayak yedi. O istemiyordu ben dayak yiyeyim abla. Sonuçta anne, anne yüreği var ya abla. Hı hı. O benim arama çok girdi beni döverken ve o kadın da dayak yedi benim için. En son zaten kimliği o verdi, ben bu kadar. O zaman dedi git bu adam seni balkondan atıyordu yemin olsun ya. İkinci kattan balkondan kaldır beni aşağıya atıyordu. Elinden zor aldılar. Kur'an-ı Kerim diyorum sana abla. En son Ayşe abla kimliğimi verdi, o zaman dedi git bu adam seni öldürecek. O gidiş bu gidiş buradayım şu an. Aradan tam 9.43 işte kaç sene? 32-33 sene mi? 34 sene geçmiş abla. O zamandan beri. O dönemlerde bazı cümleler vardır. Sen dedin ki ben herkese annemin öldüğünü söyledim. Kimse evet. bana hikayemi sormasın diye. Aynen. Tabii böyle konuştukça ve her şey çıktıkça... Acaba Dursun Sekman o dönemlerde senin annenle ilgili sana o kadar karanlık şeyler söylüyordu ki böyle bazı tanımlamalar vardı. Bunları söylediği için mi? Bana hiçbir şey söylemediler. Ama ben onların çocukların olmadığını biliyordum. Üvey evlat olduğumu biliyordum. Çünkü konuşurken ben ne dedim abla, dedim para karşı. Bak şimdi az önce annem telefonda dedi. Ben de sadece birkaç kere para gönderdim. Ben bunu duyduğum için söylüyorum. Yani duymadığım bir şey olsa zaten burada ama söylemem. Ama sen yani 10 yaşındasın. 30 yıl önce Dursun Sekman'ın yanından çıktın. Evet. 30 yıl sonra ilk kez telefonla konuşurken yaptığın tek şey onunla kavga etmekti. İçinde ona karşı büyük bir öfke var. Dursun'a mı? Evet. O ya şimdi burada diyor yani Allah rızası için aldım, baktım. Tamam sen bana bakın ya sen kimsin ki? Sen bir kere benim özgürlüğümü elimden almışsın. Bu hukuk olarak da suç ya. Sen beni bir karakola götür. Söyle arkadaşım geldiler bize bıraktılar. 2 gün sonra alacağız. Bu çocuğun annesi. Yetimhaneye bırak. Evet diyorsun yetimhane o zamanlar kötü diyor. Sen çok mu iyiydin? Ben işte orada dayak yerdim, ezilirdim ama bir şeyler öğrenirdim.
Seni yetimhaneye bırakmamaların sebepleri, o söyledikleri onun sadece kendi yalanı. Seni yok, sana Ozan Araboğlu adını ve soyadını vermemelerinin sebebi babanın seni bulmaması. Doğru işte. Annenin bir daha senin annene ulaşmanı engellemek. Evet. Tüm iletişim kapılarını kapatmak. İşte sebep ne yani? Benim burada günahım ne? Sen onunla ne yaşadın? Hatta annemle ne yaşadın? Babamla ne yaşadın? Sen Dursun'la ne yaşadın? Bunca aradaki kargaşanın arasında bütün suçlu günahlı ben oluyorum. Halbuki benim hiç günahım yok. Benim tek günahım dünyaya gelmek. Doğru mu abla şimdi? Arada beni niye kaynattınız? Verseydin yetimhaneye. İşte sonra bir diplomam olurdu. Evet okuma yazmam var. Ama onu öğrenene kadar ne mücadeleler çektim ben. Kimse bana o zaman bu A demedi. Aldım, okudum, birleştirdim. Bir yatağın olurdu. Yani. Oturduğun bir sofra olurdu. Aynen. Bir arkadaşın olurdu. Birinle duygudaşlık yapardın. Aynı duyguyu paylaştığın için. Senin de 3 tane çocuğun var diyorsun. Bak büyüttün, evlendirdin. Senin çocuğunun başına gelse bunlar. Sen kendini düşün. Yani. Annem çıkmış. Ben günahkar. Harbiden öyle düşündüm. Ya dedim hani. Dedim bu beni yani keyfinden değil dedim. Mecburiyetten bıraktı diyorum. Çünkü çaresiz kalmış yani. Oralarda, buralarda çalışıyor. Sonuçta görüyoruz yani sokakları. Annenle ama ilgili konuyu konuşacağım ama Dursun Sekman'ın kızı telefon attığında. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? Esra Hanım. Kaç yaşındasınız? O dönemlerden Ozan'ı hatırlıyor musunuz? Evet Esra Hanım, çok iyi hatırlıyorum. Kendisini çok seviyorduk ama hiçbir şeye layık değilmiş. Bütün annesinin acısını benim babamdan çıkardı. Esra Hanım, benim babam onu bizden ayırt etmedi. Kimse onu sokağa atmadı. Ben kaçtı. 9 yaşında değil Esra abla. 1992 yılında abla. Esra abla, ben 3. sınıfa gidiyordum. Kendisine sarıldım. Hatta geldi, kimliğini aldı. Dedi ben artık reşitim, kaçabilirim. Kendi sokakları çok seviyordu Esra abla. Okula gidiyor muydunuz beraber? Esra abla, kendisinin kimliği yoktu. Biz onu çok seviyorduk. Kimliğim yoktu diyor abla, kimliği verdi diyor. Bak saçmalığı görüyor musun şu an? Şimdi onun Esra bir kimliği da var. Ozan Araboğlu. Sonra çıkartıldı Esra Hanım. Halanız çıkartmış kimliği. Babamın halası çıkardı Esra Hanım. O da şu an rahmetli oldu. Ozan hayır, abi çok beraber seviyordum. Okula gidiyor muydunuz? Okul hayatınız, bir aile düzeniniz Esra var mıydı? Ben 3. sınıfa gidiyordum. Ozan Bey evden ayrıldı. Ben 86 doğumluyum. Kimlikte 85'liyim. Ozan Bey evden ayrıldı. Benim babam onu alma sebebi, bunu yetimhaneye vereceklermiş. Benim babam babasız büyüdü. Benim babam dedi bu da babasız büyümesin. Aldı bizden, ayırt etmedi onu. Çok iyi bakıldı bu çocuk. Ama bu çocuk dayak bir gün vurulmadı. Ama şunu çok iyi hatırlıyor. Mesela annenize karşı, anneniz Ayşe Hanım'la ilgili konuşurken Esra duygusallaşıyor abla ve diyor ki o kadın benim yüzümden bile dayak yedi diyor. Esra abla, Ozan abi bir gün dayak yemedi. Ben kendi çocuklarımın üzerine abla, yemin bir şey edebilirim. Senin o, bir dakika bir dakika. İsmi Ayşe yemedi. Ayşe, senin isim neydi? Sen beni çok iyi biliyorsun. Ben nereden bileyim? Abi, unutmuşum abla, senin adın ne adın? Sarıldım. Adın ben ne? Gittim. Adın ben ne? Esra'yım. Sen Esra'yım abi. Önemli değil. Esra. Esra. Ben Esra'yım abi, evet. Dinle beni. İyilik yaptık. Dinle beni, dinle. Abi, helal olsun baban sana. Çıksın karşıma. Sen helal çıkma. Seni abi, araya şey yapmasın. Olsun. Sen. Senin annen sana bakmadı. Benim babam sana baktı. Kötü oldu. Peki sizin evinize senin ne diye geldi? Yani biz bir süre bu peki, çocuğa bakacağız. Peki baban beni niye getirdi senin evine? Getirdiği zaman. Ne dedi benim size? Benim babam dedi ki anne dedi ben yetimhanelere bırakmak istemedim. O zaman bu dünyada yoktu abla, yalan söylüyor ya. Bu çocuğa dedi eziyet ederler. Ben dedi babasız büyüdüm, buna bakalım Allah rızası için. Bunun ama bu çocuğun bir annesi var. Vardı. Baban da iyi tanıyor annesini. Hayır babam tanımıyor annesini. Leyla tanıyor annesini. Babam Leyla'yı da benim babam annesini tanımıyor. Biz tanısaydık inan edin ki bunun ailesini bulurduk. Hayatım baban o zaman karakola götürürdü bak bir çocuk başıma kaldı diye. Esra abla bakın benim babam gerçekten bunu biz sokağa atmadık. Kendisi kaçtı. Bekle, bekle. Bıdı bıdı yapma, konuşma, bekle. Aileyi aramadım.
Ben evden kaçtım. Bir dakika bekler misin? Dinler misin onu da? Bir dinle, dinle. Esra'ma. Bir dinle. Konuşuyor. Hayır, babası ben, kendisi ben konuşuyor dedi, bunu çıkartmış. Babam dedi bağlanmayın. Mı? Sen evet. Madde bekle. Senin eşin aradı. Benim ailemi aradı. Çünkü sen boşanacakmışsın. Demiş dursun baksın. Demişler dursun bakmaz diye. Ne diyor abla? Ne diyor? Ne dediğinizi dedi. Duymuyorum ve anlamıyorum. Yani anlayamıyorum. Bu çocuk benim babamı kötülüyor. Benim hayatım babanı kötülüyor da bak. Şimdi senin tabii ki şu anda içgüdüsel davranışın Esra'ma, babanı korumak. Sen bir bayansın. Fakat bak içgüdüsel davranışın ne diyorum sana babanı korumak. Ben de Esra'ma, sana soruyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde bak Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yazıhaneye 3 yaşında bir çocuk getiriliyor. Baban diyor ki ben buna bakarım. Baban şimdi ne yani yaptığı işler de belli yol yordan bilen biri. Alıp bir çocuğa bakar mı ya o dönemin jandarmasına polisine söyler. Bu çocuğun annesi belli, soyadı belli, babası var. Bu çocuk yok edilmek istenmiş. Belki baban da kullanıldı. Çocuk Ozan babanın üzerine kalınca dedi ki anasının babasının bakmadığına ben niye bakayım hayır, dedi. Esra abla, böyle bir vicdansızca da davranmış olabilir. Esra bu abla. Mümkün. Bakın hanımefendi anlamadığınız kesinlikle. Şey babanızın yaptığı babanız bu telefona Avukat bağlandı. Hanım. Bir dinler misiniz lütfen? Dinledim sizi. Siz benim dursun babamı biliyor musunuz? Bakın büyük bir ben senin babanı çok iyi tanıyorum. Ben alkol masasında otururken Leyla geldi dedi. Alkol masasında devletin kurumlarından daha yetkin ve etkin olduğunu söyleyen bir babanız var. Daha çünkü bunun da sanır olacak bir şey yok. Senin baban hukumarbaz, alkolü seçi. Bir çocuk anladın mı? Bu da suç. Öyle de ölecek. Peki şimdi Dursun Bey telefon attığında Esra benim muhatabım aslında bu konuda sen değilsin. Senin baban çünkü sen yıllar sonra dünyaya gelmiş bir çocuk olarak içgüdüsel davranıyor olabilirsin. İnsan bunu babasına konduramaz ya ama bir insan da yaşadığını bilir. Şunu söyleyeyim köksüz ve sahipsiz olmak sizi büyütenlerin en başından beri sizi emzirmemiş olması, size o şefkati vermemiş olması, göğsünde yatırmamış olması bile bir çocuğun hiçbir yerde kalmaması ve sağlıklı olacağı anlamda taşımıyor zaten. Dursun Bey telefon attığında. Dursun Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kızınız tabii ki sizi savunma ihtiyacı duyuyor. İkbal Hanım dün yayına bağlandı. Evet, dinledim. İkbal Hanım'ın açıklamalarını dinlediniz mi? Evet. Şaşırdınız mı bu açıklamaları duyunca? Evet. Neydi ben sizi Türkiye'de şaşırtan? Efendim? Neydi sizi şaşırtan? Ben hiç tanımıyordum ki. Yüzünü daha ilk defa gördüm. Siz yani, de... bak kardeşim. Ben de kuva var. Acil şifalar diliyorum. Ama şunu öğrenmek istiyorum sizden. Bana Leyla, ben Leyla'ya verdim şey dedi. Esra abla bir şey söyleyeyim. Dursun Bey bir durur musun? Sen, kardeşim. Sen bir dakika dinle. Ama bir dakika dinle. Senin. Bak dinlemeyi sen, bilmiyorsan sen bağlanma. Bağlanma. Dinlemeyeceksen bağlanma. O da anladın. Bir söz hakkını kullansın. Evet dinliyorum sizi. Esra Hanım. Bak kardeşim. Benim dediklerimin aynısı çıkmadı. Bak bu yazıhanede çocuğu alma bilmem şey etme de bak yine söylüyorum. Ben arkadaşım Yaşar'la oturuyordum. Bir telefon geldi. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Aradan yarım saat bir saat sonra bu Leyla Hanım çıktı. Bunların doğru olması sizin haklı olduğunuz anlamı taşımıyor. Ben de size soruyorum. Niye bu çocuğu evinizde tutup kardeşiniz yeni bir kimlik çıkarttı? Niye alıp o zaman bir polise jandarmaya vermediniz? Anlar mısın bacım? Beni bir dinler misin? Tabii. Sormadınız mı bu çocuğun adı ne diye? Bak bacım bir dakika ben bir laf mı söyleyeyim ki ben zaten rahatsızım zordan konuşuyordum ha. Ben 3 gündür yatalak oldum ha. Bak kardeşim. Yıllar öncesinde Leyla'ya bak dikkat edeceğim ki
Leyla da bu çocuğu getirince dedi ki yetiştirme yurduna da veremiyoruz. Kimliği yok. Annesi ki bir muamelesini mi neyi çıkarıyor? Sokakta buldum derdin. Çöpünü oraya bırakmış derdin. Dur. Hı. 2-3 günlüğüne kadar bu annesi dönene kadar nereye vererek baksın? Ben de baktım ki karnında yanık var. 3-4 günlüğüne şimdi dedim alırlar için ben alır bakarım. Götürdüm tedavisini yaptırdım, pansumanını dört yaptırdım. 4 gün 5 gün geçti. Annesi gelmedi. O gelmedi. 10 gün bekledim. 10 gün sonra Yaşar da zaten devam gidip geldim. Yaşar'a dedim ki Leyla'yı ara konuştu bayanım. Bu çocuğun annesini de kardeş bu sahip çıkan yok üstümüze kaldı. Epey de bir kaldı bizde. Ondan sonra değişik çocuğa hitap etmesinler diye benim haberim bile yok. Haram rahmetli tutuyor elinden nüfus dairesine götürüyor. Şimdi siz Dursun Bey oradaki dönemi, o camiayı, işte çalışan kadınları, yapmış olduğunuz işi gayet iyi biliyorsunuz. Ne işi yapmışım kardeşim? Ben o zaman kumarhane çalıştırıyordum. Tamam yani o dünyayı gayet iyi biliyorsunuz. Elinize bir çocuk zaten geldi. Şunu öğrenmek istiyorum sizden. O gün siz doğrusunu yapmış olsaydınız, bu çocuk belki de babasının evinde büyüyebilirdi. Ben o Leyla isimli kişinin size bu İkbali'nin çocuğu, ya bu çocuğun bir an önce yok edilmesi ya da kaybolması ya da annenin izine rastlamaması gerektiği bilgisini vermediğini asla düşünmüyorum. Çünkü İkbali Hanım cin gibi bir kadın. Bakın cin gibi bir kadın. Siz de o alemi bilen biri olarak kolay kolay böyle hani basit sıradan bir insanın düşündüğü gibi düşünemezsiniz. Bacım ben size söylemiyorum, Allah'a söylüyorum. İster inanın, ister inanmayın. Benim ben artık buna bu saatten sonra inanıp inanmamak değil, 40 yılı çalınmış olan bu insanın bedduasının sizin yakanıza nasıl yapışacağını siz düşünün. Bak Esra Hanım, Esra Hanım beni bir dinle. Dinliyorum. Bacım beni bir dinle bak. Adalet dur beni bir dinle. Eğer ben ona elimi kaldırmışsam onun dedikleri bütün bedavalar bana olsun. Benim sen beni dövmemişsen 80 milyon üzerinde yemin ediyorum. Allah'ımı inkar edeyim. Sen beni hortumla da dövdün. Kafan güzel. Kumarbazın tekiydin. Sen geliyordun evde Ayşe ablayı da dövüyordun. Sen o kadar karaktersiz bir adamdın. Yüzüne söylüyorum. Kovayın diyorsun. Sen kanser olacaksın. Sen Allah'a hesap veremeyeceksin. Seni toprak kabul etmeyecek Dursun. Sen her şeyi biliyordun. Sen bu işte bir çıkarım vardı sakladın. Anladın mı? Senin amcan değil mi? Azı bilmiyor mu? En azından 5 tane delikanlı yok mu? Bağlansınlar desin sizin ne iş yaptığınızı. He? Çünkü niye siz sekmanlarsınız? Sizden korkuyorlar. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum ha. Ben hakkımı arıyorum. 40 yılım çalındı. Senin yüzünden çalındı. Senin yüzünden çalındı. Sen kimsin bana el koyuyorsun bakıyorsun? Beni karakola götür. Yetimhaneye bırak. Çıktım oldum ben. Anladın? Söz hakkını kullansın. Devam edin. Bir de çıkmışsın tam adam bağlamışsın. Evet dinliyorum. Annesini tanımıyorum. Bir bağ, bir akrabalık bağı ilişkim yok. Bir hayatta bir şeyim yok. Niye aldın beni o zaman? Niye alıp getireyim? Kaç çocuğun? Dursun Bey. Bak babacı bir de şunu söyleyeyim. Böyle kötülük yapan adam, onu sünnet bile ben ettirdim ya. Toplu sünnet. Peki şunu soracağım. Ozan'ın, İkbali Hanım, şimdi İkbali Hanım dün yayına bağlandığında dedi ki sadece Ozan'a değil başka bir kız çocuğuna da bakıyorlardı. Başka bir kız çocuğuna da aynı şekilde baktınız mı? Sizin evinizde kaldı mı? Kaldı abla. İsmi de Nur'du. Yok bacım ya ben kızımızı ben bak Esra bacım.
Ben kulüp çalıştı, kıraathane yani kumarhane. Bak, Dursun Bey, tek bir soru soruyorum. Ozan'ın dışında evinizde yine Nur isimli bir kız çocuğu kaldı mı? Bir süre sizin yanınızda, ailenizle yaşadı mı? Ben hatırlamıyorum bacım. Peki, Nur Hanım telefon attığında ismi geçen Nur. O günlerde kız çocuğu olan kişi. Nur Hanım merhaba, dinleyin lütfen Dursun Sekman. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı Esra abla. Sağ olun. Ozan'ın, Ozan Araboğlu'nun hikayesinde ismi geçen kişilerle geçmiş bağın nedir? Ozan beni acaba tanıdı mı? Önce onu sorabilir miyiz? Nur, ben senin çocukluğun, biz aynı yaştaydık. Ben seni çok iyi hatırlıyorum. Aynı evde yatıp kalkıyorduk. Ama senin annen seni sonradan gelip aldı, iyi hatırlıyorum. Doğru mu? Ozan, evet doğru söylüyorsun. Evet. Nasılsın ablam? Sağ ol ablacığım, teşekkürler. Sen nasılsın? Ya ben inanamıyorum Ozan, sen misin ya? Evet. Biz aynı evde yaşadık mı, yaşamadık mı? Söyler misin bana Allah rızası için? Şu Dursun'u bir yalancılar mısın? Sen annem bıraktım bırakmadım onlara. Siz Dursun Sekmanların, Ayşe Sekmanların evinde bir dönem kaldınız mı? Evet. Kaç yaşında, hangi dönemde kaldığınızı hatırlıyor musunuz? Ya ablacığım çok ufaktık ama aklı değil. Yani nasıl diyeyim, hatırlıyorum hayalini, hatırlıyorum. Dursun Sekman'ın evinde kaldın mı sen? Evet. Anneniz de müzikolde mi çalışıyordu? Evet. Bu sebeple... Ben bilmiyordum da sonradan. Sonradan öğrendin. Evet. Bu aile bakıcılık görevi mi yapıyordu? Bu çocuklara mı bakıyordu? Evet, aynen Esra abla. Ozan zaten biz Ozan'la beraberdik. Ozan aynı yatakta bile yatmışlığımız vardı. Aynen, aynı yatakta yatıyorduk abla. Doğru mu Nur? Peki, aynı yatakta yatıyorduk. Şiddet var mıydı? Ya ben sana çok sahip çıkmaya çalıştım. Efendim? Ben sana, yani ben seni hep korumaya çalıştım. Ablalık yaptım sana. Benden büyük çünkü abla, biliyor musun? Siz kaç yaşındasınız? Ben şu anda 47 yaşındayım. 47 yaşındasınız. Aynen. Ne kadar süre kaldığınızı hatırlıyor musunuz? Yani birkaç yıldan fazla mı? 8-9 sene zannedersem, 8-9 sene. Oo, uzun. 8-9 yıl kaldınız. İşte bu size bakan kişinin adını hatırlıyor musunuz? Dursun Bey'in eşini. Evet, hepsini biliyorum. Hepsini. Şiddet görüyor muydunuz? Ya tabii ki oluyordu. Olmuyor desek yalan olur. Yiyorduk, dayak yiyorduk. Çok güzel dayaklar yiyorduk. Peki, Dursun Sekman telefon attığında sizin orada kaldığınızı, sizi hatırlamadığını söylüyor ama siz kendinizi güzel hatırlattınız. Çocuklarını hatırlıyor musunuz? Onlarla arkadaşlık yapar mıydınız? Gamze vardı, doğmuştu çünkü. Başka birini görmedim. Başka birini görmedim. Peki, Dursun Bey. Efendim? Hı, Nur Hanım telefon attığında bugün 47 yaşında bir kadın. Nur. Evet, Nur'u ben hatırlamıyorum. Abi. Efendim? Dursun abi, Musa abi. Kardeşim Musa. O kardeşim. Ne? Ben hatırlamıyorum. Seni çıkaramadım ki ben. Kimsin? Nasıl çıkartamadım? Nasıl çıkartamıyorsun abi beni? Ben sana hep abi diye sarılırdım. Ne oldu? Annesi de onun müzik holde çalışıyormuş. Tabii bu gerçeği insan yıllar sonra öğreniyor. Annenin seni bırakma sebebi neydi? Şehir şehir ben gezdiği doğrusu... için mi? Evet. Abla ben bilmiyordum Esra abla. Hı hı. Annem de hemşireyim diye bana kendini şey gidiyorum, hemşireyim diyordu. Hı hı. O şekilde. O şekilde. Dursun Bey hatırladınız mı? Müzik mi? Nur. Nur. Efendim. Nur. Efendim. Ben ben seni şimdi çıkaramadım. Şimdi sana bir şey soracağım. Sor. Sen bize kalmışsan. Kızım benim. Bize kalmışsan. Evet. Değil mi? Ben hanginizi gördüm de bana bunu hitap ediyorsun? Bir söylesene Allah için. Nur söyler misin? Sen beni dövmedin. Annen çok dövdü beni.
Ben Ozan'ı dövüyor muydum kızım? Yani konu dövüp dövmemek değil. Dursun Bey, Dursun ilk önce şu soruyu cevaplandırmanız lazım. Size ait olmayan çocuklar sizin evde ne arıyorlar? Hı hı. Amcanızın, bu çocukların bacım, annelerinin çalıştığı mekanlarla bir bağlantınız var mı? Bence önce bu soruları da cevaplandırmanız lazım. Kardeşim benim... Amcanızın çalıştırdığı, müzikollerde çalışan siz kadınların çocukları mıdır? Hayır, o dönemde bu işi yapıyor muydunuz, müzikol işini? Yok kardeşim ya, bizim kulübüm gece kumarhanemiz vardı, benim de galerim vardı. Anam benim durumum iyiydi. Kumarhane. Aslında bunlar hep böyle birbirine giriftir. O zaman bir belgesi olur, şeyi olur, hayırdır bakın ya. Şunu öğrenmek istiyorum bir de, Nur siz de telefon hattından ayrılmayın. Ben hani bana Leyla Ozan'ı getirdiğinde ben baktım dediniz. Aldım yanıma, annesini bekledim dediniz. Sonra kimliksiz evet. olduğu için kız kardeşim gidip kimlik çıkarttı. Kız kardeşim değil, halam. Halanız. Halam, halanız. Peki halanız benim İkbali Hanım'ın... Benim bile çıkarmış. Hatta dedim hala ne, sen bunu niye çıkardın? Dedi ki çocuğu dedi değişik de hitap etmesin. Peki halanız ona Ozan ismini veriyor. Ama Araboğlu soyadını nasıl veriyor? Bu biliyor. Bizden de şey yaptı ya, ben Leyla'ya bastıra bastıra dedim bunun siz bıraktınız ama bunun annesini de Leyla dedi ki ben onu arayıp bulamıyorum. Hı hı. Dedim bunun çocuğun soy ismi ne? Hı hı. Adı Ozan. Soy ismi dedi ki bunların bir evrakım vardı, daha gitmiştim Ozan için çıkartmaya. Oradan bakmış dedi ki Araboğlu. Yani bu bilgiyle bile gitseniz, elimizde Araboğlu soy isimli bir çocuk var deseniz, o dönemde bile size yardımcı olurlardı. Bence sizin bacım halanız da, yakınlarınız da her şeyi gayet iyi biliyordu. Bacım, tövbeler olsun ya. Ya Allah aşkına tövbe edip durma. Sor. Sor. Ozan. Ne? Ozan. Ha. Bana cevap ver. Evet. Ben Bostanhan'ın karşısında. Ha. Cihangir iş anında. Sen evden kaçmaya başlamıştın. Evden hı-hı. neden Ozan kaçıyordum? İşte bak sebebi. Evden niye gidiyordum ben? Hı-hı. Çocuk yaşta evden niye gidiyordum? Bir dakika. Neden? Ha, dayak atıyordun değil mi bana? Beni dinlersene. Ha. Bana ya, cevap ver. Tamam. Ne? Tamam dinliyorum. Evet. Benim soruma cevap versin. Veriyorum. Evet. Bostanhan'ın karşısında Cihangir iş yanında evet. bir yurt vardı. Ne vardı? Yurt. Yurt. Bu yurt. Dergah diye bahsettiğiniz yer mi? Yok ya şey ocak. Yani siyasi bir... Ya gidip orada o yurtta, yurt muydu işte, ocak mıydı, orada iki sefer geldim ben, seni almadım mı oradan? Ben yurtta hiç gitmedim, ha, anladım, yalan söylüyorsun. Ben dergaha gidiyordum, dergahtan döverek çıkarıyordum beni. Gidip orada iki gün, iki sefer ben gelmedim mi kardeşim? Nereye geldin, ben nereye? Ben arasında pasaj seni geldim aradım. Dursun Bey, aslında mevzu şu, eliniz kolunuz uzun. Gece hayatına, gece alemine, bu kumar oynayanlar, şimdi oralara gelenler de öyle böyle değil yani... İnanın o dönemlerde orada önünde gelenler bile gizli gizli o oyunları oynuyorlardır. İsteseniz her şey yapılabilirdi. İstenmedi, istenmemesinin sebebi de aslında bana göre ben iddiamın arkasındayım 40 yıl önceki yaşanan olayda. Bu çocuğun yok edilmesiydi. Bu arada İkbali Hanım'ın yeni fotoğrafları geldi. Yurt dışında yeni bir hayata başlamış. Oradaki hayatıyla ilgili önemli bilgiler var ama daha önemlisi... İkbali bu İskenderun, Elazığ ve bölgesinde yaşarken bir anda İkbali ile ilgili herkes ortak şunu duyuyor. Bir yangın çıktı ve İkbali öldü. Herkes İkbali'nin öldüğünü biliyor. Bu kulaktan kulağa yayılıyor ve tanınan da biri o bölgede. İşte Ersin, işte İskenderun'da, Mersin'de, Elazığ'da bulundukları bölgelerde İkbali öldü. Herkes İkbali hakkı rahmetine kavuştu sanıyor. Ta ki yayınımızda tekrar ortaya yaşadığı ortaya çıkana kadar yurt dışında
kendi ismini kullanmıyor. Kendine farklı bir isim takmış, bunu kullanıyor. Bir fotoğrafımız var, o fotoğrafı da ekrana getiriyoruz. Bu sadece senin için değil, İkbali Hanım'ın nüfusuna kendi kayıtlı olan çocuklarıyla da hiçbir iletişimi. Aynen abla. Yok, yani aslında bir nevi bütün çocuklar kaderine terk edilmiş. Dün yayına Abu Dhabi'den Seçil isimli kişi bağlandı. Bu kişi benim biyolojik annem olabilir dedi. Ve sonrasında İkbali Hanım o kızının varlığını kabul etti. Hepiniz de 40'lı yaşlardasınız, 40'lı yaşları aşmışsınız. Bu da İkbali Hanım'ın son hali. Orada Özlem ismini kullanıyormuş yakınındaki ve çevresindeki. O yüzden dinliyordu abla benim ismimi söylemeyin, ismimi söylemeyin diye. Hatırlıyor mu? Benim ismimi vermeyin diye. Demek ki burada bir sıkıntısı var. Kendini orada saklıyor başka isim ya. Yani isim ama vermeyin. Ama mesela bu Türkiye'de de kendini öldü diye. İşte yani demek ki bir sıkıntısı öldü var yani. Yangında öldü, bir hikaye uydurulmuş. Aynen abla. Yangında öldü diye. Telefon attığında bu arada edebiyat öğretmeni olarak kendini tanıtıyormuş. Edebiyat öğretmeni olduğunu belirtiyormuş. Meslek seçimi de enteresan. Kim var telefon hattında? Şimdi Zahide Hanım var. Zahide Hanım da Seçil tekrar yayına bağlanacak mı? Bir tekrar ararsanız onunla da iletişim kuralım. Zahide Hanım önemli bir kişi benim için. Çünkü o söylesin. Seçil'in kız kardeşi olabilir. Seçil'in sadece kardeşi. Senin değil. Yani senle Seçil. Seçil de telefon hattında. Seçil önce merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yani aslında dünden beri nasılsın? Karışık. Bugüne kadar kafanda bir isim vardı. Belki de kendine yazdığın bir hikaye vardı. Biyolojik annenin varlığını öğrenmek ve o annenin tavrı seni hem huzursuz hem de kötü hissetmiş olabilir. Ama sana bir iyi haberim var. Çünkü telefon attığında Zahide Hanım var. O sana seninle ilgili gerçekleri anlatacak. Yani, bilmiyorum. Tamam. Zahide Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hem sizi dinliyorum hem Seçil sizi dinliyor. Direkt sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Konuşabilir miyiz? Tabii ki. Merhaba Seçil. Merhaba. İkbal Hanım, bizim hayatımıza ben bir yaşındayken girmiş. Hayatımız yani çok güzeldi. Babam müzik öyle eğlenmeye gittikten sonra ertesi gün geliyor Tayvan'dan kadın çıkardım diye getiriyor evimize. Hı hı. 5 yıl bizimle kalıyor. Hı hı. Ama çok acılar çektik. Açlık çektik, acılar çektik. 77 yılında kardeşim 76 doğumlu. Ondan sonra Seçil diyebiliyorum ben. Hı hı. Seçil Çilen. Bir yaşına kadar annem baktı. Ben Seçil Çilem diye biliyorum. Annem emzirdi. Hani annem bahçede çalışırken ben baktım. Çilem ve Seçil'e iki ismi vardı. Ondan sonra bir yaşından sonra götürdü. Bir daha da gelmedi. Evlatlık verdim dedi. Bir daha da görmedim yani. Seçil. Efendim. Biyolojik babanı buldum. Babanızla... Kimmiş? Buyurun. Kimmiş? Zahide Hanım siz açıklayın lütfen. Babamın ismi İlhan Sandal.
5 yıl bir ilişki yaşıyorlar İkbali Hanım ve İlhan Bey. Bu ilişkinin sonucunda sen dünyaya geliyorsun. Zahide İkbali Hanım'ı o dönemde çok iyi hatırlıyor. Seni de çok iyi hatırlıyor. İlişki bittikten sonra seni alıp başka bir aileye veriyor. Ve sen o aile tarafından aslında yasal olmayan yollardan evlat ediniliyorsun. Zahide Hanım, babanız hayatta mı? Yok, babam 2000 yılında vefat etti. 24 yıl oldu babam vefat edeli. 24 yıl. Onun seçimle ilgili, o kızıyla ilgili özlemi var mıydı? Babam zaten annem affetmişti. İkbal Hanım gittikten sonra annem affetti. Ama babam hep bir özlem duydu. Hani kızı ve kızım diyordu çünkü. Bir de İkbal için çok özlem duyuyordu. Çok sinirli bir haldeydi. Yani bayağı bir özlem duyuyordu. O dönemde de ismi Seçil miydi? Seçil ve Çilem diye biliyoruz biz. Seçil, Çilem olarak biliyorsunuz. Ben Seçil'i söyleyemiyordum ama ben Çilem diye seviyordum ben. Çilem diye. Seçilciğim. Evet. Ben Seçil'i söyleyemiyordum. İki ismi vardı. Ben Çilem diye seviyordum. Sütünü veriyordum, suyunu veriyordum. Bakıyordum, kucağımda bakıyordum. Acıktığı zaman da annem geliyordu, emziriyordu. Kardeşimden bir yaş... Kardeşim o arada yaşlıydı. Ondan sonra Çilem geldi annemin yanına. İşte annem emziriyordu Seçil'i. Çok... Seçil, iyi misin? Ama güzel bir bebekliği vardı. Güzel giyindiriyordu annesi. Benim kardeşim çok kötü giyiniyordu ama bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Annesi güzel giyindiriyordu Seçil'i. Ondan sonra da görmedim yani Seçil'i. Bir daha da görmedim. Seçil. Evet. Tamam. İyi misin? Yani bu kadarını beklemiyordum. Çok aramak istedik ama yani bulamayız diye annem de bütün fotoğraflarını yaktı İkbal'in. Babamla ilgili bütün fotoğraflarını yaktığı için biz yani onu da öldüğünü biliyorduk biz. Yani bulamayız diye çıkamadık. Siz İskenderun'da mı yaşıyorsunuz? Mersin Mut'ta mı? Evet, nerede yaşıyorsunuz? Biz Mersin Mut'tayız ama ben şu anda Tekirdağ Çorlu'dayım. Tekirdağ Çorlu'dasın. Yani evet, Seçil, buraya yani İstanbul'a geldiğinde bir, anneden Ozan kardeşin, diğer tarafta babadan diğer kardeşlerin seni kucaklamaya gerçekten hazırlar. Ne söyleyeceğim inanın bilemiyorum ya. Yani bütün çocukların hepsinin hayatı. Mesela Mehmet Reşat tek başına 30 yıldır. Mehmet Reşat'ı da biliyoruz, yanımıza getiriyordu. Evet, Mehmet Reşat'ı da biliyorum ben. Getiriyordu annesi. Yani bak, ilişkiler yaşanıyor. İlişkide bir çocuk doğuyor. Fakat ilişki bitiyor. Çocuklar hemen yok ediliyor. Hemen çok rahat bir şekilde başkalarına veriliyor. Kaç tane mevzu çıktı farkında mısın abla? Bunlar bildiklerimiz. Yani daha bilmediklerimiz yani, var bu yani. Bu benim bildiklerim. Ve bu arada Seçil'in babası bu İlhan Sandal'la yaşamış olduğu ilişki Mersin Mut'ta geçiyor. Sonra evet. Yusuf Işık'ın bulunduğu şehre İskenderun'a, değil mi? İskenderun'da, İskenderun'a 75 ve 80 yıllarında İkbali Hanım Mersin Mut'ta. Sonra da İskenderun'a geçiyor. Orada da Yusuf Bey'le tanışıyor ve sen dünyaya geliyorsun. Aynen. Yani yakın zaman dilimlerinde bu çocukları... Hepimiz arasında bir iki yaş var abla. Evet, çok, az bir yaş dilimi var. Ve genelde birlikte olduğu kişilerin eşleri tarafından iyi de tanınıyor. Çünkü ya onlarla kavgası oluyor ya öbür kadınlar bunu kabul etmek, sindirmek zorunda kalıyor. Ama ne oluyorsa hiçbir şekilde çocukları bu babalara göstermiyor. Yani bulunmasın diye mi yapıyor bunu, onu da şimdi... Bulunmamak için yapması lazım. Ya, bunu çok ülkemizde görüyoruz aslında. Gayri resmi ilişkilerde çocuk aslında o ilişkinin garantörü olarak görünüyor. Yani o işte bir çocuk dünyaya getirdim, ben seninle birlikte yaşayabilirim. Yani İlhan Bey de herhalde alıp getirmesinin, ailesinin yanında birlikte yaşatmasının nedeni İkbali Hanım'ın o dönemde hamile olması. Mehmet Reşat'ı tanıyor musunuz siz, Zahide?
Ben evet küçüklüğünü tanıyorum. Küçükten yanımıza geliyordu. Bizim yanımıza çok geliyordu. Tanıyorum. Ama şimdi bilmiyorum. O zamandan beri bilmiyorum. Görmedim. Çok değişik yani. İkbal Hanım sözü... getiriyordu babamın. Kendi evlerine getiriyordu. Değişik. Şu da çok ilginç. Bir çocuğun hayatına ızdırap verip yeniden bir çocuk dünyaya getirmeyi tercih etmek... Aslında bunun adı kalbin ölümü bence. Yani vicdansızlık. Kalp olduğunu düşünemezsiniz. Abla bu insan çünkü, değil vallahi ya. Bakın bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Onun büyümesini görmüyorsunuz. Izdırabını görmüyorsunuz. Yeni bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Ona da farklı bir annesinden uzak bir hayat sunuyorsunuz. Bu kişinin kendini yani şöyle bir savunma mekanizması yapıyor İkbal Hanım. Dinliyorsa da lütfen bağlansın. Ben öyle düşünüyorum. Ben zor koşullarda yani... Her zor koşulda olan kadın da her şehirde bir çocuk dünyaya getirip bırakmaz. Bunun gerekli önlemlerini alır. Hayatlarından çıkıp farklı bir ülkeye gittiğiniz zaman, isminizi değiştirdiğiniz zaman sıfırlayamazsınız hayatı. Hayat sıfırlanmaz, annelik sıfırlanmaz. Her şeyi sıfırlayabilirsiniz. Cebinizdeki parayı sıfırlayabilirsiniz, ilişkilerinizi sıfırlayabilirsiniz. Ama maalesef çocukların hayatını sıfırladığınızda işte böyle arkada... Topluma da ızdıraplı çocuklar bırakırsınız. Bunun vebali de toplum olarak yalnızca Ozan'ın değil. Ozan'ın yaşattığı her şey de bizim toplumumuzda yaşanıyor. Yani Ozan'ın bu çocukluğu başka bir insanın hayatına mal olabilir. Evet. Ona zarar verebilir. Ama şu var, dünyaya bir çocuk getiriyorsanız paşa paşa bakacaksınız. Bak paşa paşa diyorum, bu hepimiz için. Paşa paşa bakacaksınız, görevlerinizi yerine getireceksiniz. Yedireceksiniz, içireceksiniz, doyuracaksınız, gözeteceksiniz, koruyacaksınız. Sapasağlam, sağlıklı birey olarak yetişkin haline getireceksiniz. Bundan daha önemli bir görev yok. Eğer bu çocuk yapmak istemiyorsanız korunma yöntemlerini bir zahmet açın. Google'dan bakın hangi yöntemlerle korunulur. Bunu da öğreneceksiniz ama çocuğu getirdiyseniz sorumlulukları sonuna kadar alacaksınız. Bu arada tekrar evlenmiş, son eşi de vefat etmiş şimdiki eşi. Bir kendisi ölmemiş. Vallahi ölse yani kurtulur, Kur'an-ı Kerim diyorum. Yok. Ölsün abla ya, vallahi gerek yok yani, gereksiz yaşıyor. Belki bu yaşlarda birilerine zarar veriyordur diye... abla. Emin ol abla, bir şey sözünü kesin. Bak söyle, emin söyle. Ol şu an... Bak bu şu an bak ne kadar masum. Emin ol şu an Avusturya'da o birilerine zarar veriyordu. Birilerinden faydalı, kan sinek gibi emiyordur birilerine. Çok enteresan ihbarlar geliyor. Yani kandırmak bir meziyettir ya. Bu bir bazı insanların mesleği gibidir. Yani bunu daha önce yapan sonra yapmaz. Bu bir alışkanlıktır ve o kandırma, başkalarını işte aldatma, aldatmayı sadece şey olarak düşünmeyin. Kadın erkek ilişkileri olarak düşünmeyin. Her türlü ticari anlamda kandırıyor mu? Bununla ilgili de önemli ihbarlar geliyor. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Ozan'cığım yarın sana bir sürprizim var. Tamam abla. O sürprizi ekrana getireceğiz. Çocuklarınıza iyi bakın. Dünyaya getirdiğiniz o çocuğun inanın karnını değil ruhunu doyurun. Hissettiklerini, hislerini onunla paylaşın. Onu anlayın. Onun mutlu olması için elinizden geleni yapın. İnan o mutluluğu parayla pulla satın alamazsınız. Onların gözlerine şefkatle bakıp bağrınıza bastığınızda çocuklar bu sevgiyi sonsuza kadar hissederler ve o sevgiden hiç kurtulamazlar. Yarın tekrar görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.